Güzel bir 29 Ekim pazar akşamından herkese iyi akşamlar, hatta iyi geceler diyebiliriz. Ben Umut Akıncıoğlu, sevgili Özgür Yüksel'le birlikte 100. yılımızın akşamında basketbol Süper Ligi'ni konuşacağız. Özgür abi hoş geldin. Hoş bulduk, herkese iyi geceler. Cumhuriyetimizin 100. yılı herkes için kutlu olsun. Ulu Önder, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Vatanımız ve milletimiz hep ilelebet e, devamlılığı olsun. Yanlış şunu kurdum bu arada. Valla atam demiş gibi elbet benim naciz vücudum, vücudum toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiş. yani tam Erdem Hoca'nın maç açıklaması vardı. Coşkuyla kutlanmıyordu. Aynı fikirdeyim. Ben mesela Antalya'da yaşıyorum. Konya alt tarafında. Dün eşimle biraz akşam yürüyüş yaparken Hiçbir yer kırmızı beyaz değildi. Türk bayrakları yoktu. Mustafa Kemal Atatürk resimleri yoktu. Biraz üzüldük tabii akşam gece bunun kritiğini yaptık ama olsun bu biz bayramımızı kutlayacağız ya. Biz yeni nesil, genç nesil, eskilerimiz, hayatta var olanlar hepimiz aşağımızda, yukarımızda olanları görüyoruz. Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ne kadar önemli işler yaptığını gördük, biliyoruz ve bunun umarım kıymetini biliriz. Yere düşüp de kalkabilenlerin kurduğu bir ülkeyiz. Bu çok önemli. Yani biz savaşarak kazandık ya, yani bu ederek kazandık vatan toprağını. Bunun bilincinde olalım. Biz gün yani günlük sıkıntılarımızda kavga ederiz, spor olur, siyaset olur, herhangi farklı bir konu olur, kavga ederiz ama iş, bayrak, ülke olunca birleşmeyi de bilmek lazım. O yüzden ben tekrardan. Sarı saçlı mavi gözlüme Atama Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ederim Aziz şehitlerimize silah arkadaşlarına bugün olsa belki pek çok konuda aynı fikirde olmayacağımız ama hiçbir önemin olmadığı bir an işte o ee, oradaki bizim için savaşın herkese teşekkür ederiz ben e, minnettarım açıkçası hepsi için yani şöyle chatte maçları maçları konuşuruz. Bugün bugün Sertaş Şan da şeydi ya, Bugün maç günü ya. Yani. Bugün basketbol günü değil. Bugün maçları konuşuruz. Bugün zaten bütün takımların bir Ekim ayı Z raporunu alacağız da. Bir önce chatte bir soralım nasıl geçti 29 Ekim'iniz? Neler yaptınız? Sanırım yarın okullarda tatil olmuş. yani olacakmış bilmiyorum. Biz yayına giderken böyle bir şeyler konuşuyoruz. Çocuklarınızla, eşinizle, dostunuzla nasıl geçti bayramınız? Özgür abi önce sana sorarak başlayayım. Valla e benim olduğum yerde Manisa'da ve Salih'deydik sabahtan. Gayet güzel bir akıcı bir 29 Ekim coşkusu vardı. Bugün Fener Alayı vardı. Ben programa yetişmek için Fener katılamadım o anlamda. Gayet kalabalıktı. E, coşkuyla kutlandım. Bugün maça gittim Manisa maçına. Herkes kırmızı beyazdı. E, yan tarafta futbol maçı vardı. Orada bile herkes kırmızı beyazdı ki. Amatör küme maçıydı. Yıkılıyordu bu arada. Herkese de tavsiye ederim. Amatör küme futbol maçlarını gidip izlesinler yerinde. Çok keyifli oluyor o anlamda ee, bayraklar da doluydu. benim e, bulunduğum mahallede bayraksız daire yok gibi neredeyse e, o yüzden de keyifliydi yüzüncü e, yıl önemli e, bu coğrafyada yani her şeyden önce bu coğrafyada yüzüncü yaşını kutlayabilmek çok önemli devamlılığını sağlayabilmek çok önemli çünkü çok zor şartlarda bu cumhuriyet kuruldu genç cumhuriyet kuruldu e, ve Cumhuriyet'in önemini anlayıp Ya yani biz şu anda burada konuşuyorsak bu Cumhuriyet sayesinde konuşuyoruz. Bunun artık e, etnik köken, din, dil, ırkın değil hepimizin bir arada vatanına, milletine sahip çıkacağı şekilde herkes evinin önünü temiz tutması kaydıyla yaptığı işi herkes iyi yapacak bu anlamda. O yüzden de e, Cumhuriyet çok önemli ve çok kritik. Bunun değerini ben, benim yaşım 40 oldu çocukken çok anlayamıyorsun ama Son 20 yıldaki veya son 30 yıldaki dünyadaki konjöktürün değişmesi ve sanki hiç savaş olmayacakmış gibi, dünya savaşları çok uzaktaymış gibi gözükse de aslında kapımızın önüne kadar geldiğini görüyoruz son dönemde ve iş o noktaya geldiği zaman da kimse kimseye acımadığını, bunu da görüyoruz bizim birbirimize sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini gördüğümüz, Türk olduğumuzu da her yerde birlik ve beraberliğimizi sağladığımız anları tekrardan yaşayacağımız günler olması dileğiyle. E, Cumhuriyet Bayramı o yüzden de 100. yılında e, bütün şehirlerde kutlanıldı. Yani benim olduğum yerlerde İzmir'de keza e, çok bana bir story geldi arkadaşlarımla. E, çok güzel şekilde kutlanıldı. O yüzden önemli birlik, beraberlik çok kritik ve önemli bu dönemde. E, çünkü yani yakında çok savaş sesleri geliyor. Daha geçen sene Ukrayna-Rusya savaşı vardı. O da dibimizdeydi. Bunlar aslında biraz da yani bunlar çok böyle uluslararası siyaset hakkında konuşmak istemiyorum ama hedefin biz olduğunu bilelim arkadaşlar. Yani burada hedef Türkiye olduğunu herkes bilsin. Hep beraber birlik olmak zorundayız. Çeti takip ettim. Arif Serkan Yılmaz demiş ki iyi bayramlar nice yüzyıllara güzel ülkem 100. yılımız kutlu olsun atamızın emaneti cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın cumhuriyet demiş. Yani iyi ki varlar, iyi ki var olmuşlar ki bugünleri bir şekilde gelebilmişiz diyelim. Yüzyıl kolaydır Özgür abi. 40 yaşında ben 30 yaşındayım ama Özgür abinin gençliğiyle benimki bir geçmedi. Herkesin mesela 20 yaştakilerin de farklı geçiyor. Herkes farklı tarzda yetiştiriliyor. Yüzyıla çok şey sığdırmış bir ülkeyiz. Daha nice yüzyıllara umarım kazasız belasız muhasır medeniyetler seviyesine layık ve layık olduğu şekilde yaşarız. Tekrardan Gazi Mustafa Kemal ve azı şehitlerimizin ruhları şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti ile Levet payidar olacaktır. Özgür abi zaten her yayın şu arkadan müziği açmasa <laughs> bir yayının totemi olmazdı. Yavaş yavaş geçelim ama önce bir kötü bir haberle geçeceğiz maalesef. Ee, hafta içinde biliyorsunuz Ali Petkim sporun yardımcı koçu Murat Kaya'nın kızı vefat etti. Ee, bir sürede de yoğun bakanındaydı zaten. Cumhuriyet bizim için ne kadar güzel bir günse ee, Murat Kaya, Kaya ailesinin de başı sağ olsun tekrardan ee, yani çok da söylenecek bir şey yok. Yani Cumhuriyet için belki bir saat aralıksız konuşuruz ama işte iş ölüm olunca arkasında böyle bir şey olunca da çok bir şey söylenmiyor. Ee, sevenlerin başı sağ olsun. Ben de yani Murat Hoca ile bir fiil yüz yüze tanışmışlığımız yok ama kendi jenerasyonumun oyuncularından olduğu için net tanırım kendisini. Ee, bütün ailesine Murat Bey'e e, Allah sabırlar versin. E, ölen kızımızın da gani gani Allah rahmet eylesin. E, yani söylemesi çok kolay da uygulaması çok zor şeyler bunlar. Allah yardımcı olsun o anlamda. Zor inşallah kimseye şapmasın abi. Senin de kız evladım var uzun ömürler versin diyelim. Çete de artık yavaş yavaş basketbol, süper lige, jungle'ımıza girelim. Kendi alanımızı konuşmaya başlayalım. Beğeniler, aboneler sizden konuşması bizden artık bol bol konuşacağız. Dediğim gibi maçı konuşacağız önce Anadolu Efes Galatasaray Nef maçını Galatasaray Ekmas maçını konuşacağız. Devamında da e, ligdeki bütün takımların bir Ekim ayı performansı nasıl geçmiş onlara bakmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Özgür Yüksel 76-95'lik mağlubiyet yani Efes cephesinden şöyle The Damned United diye bir film var. Leeds United'daki koçun 44 günlük bir izlemeyenleriniz varsa izlesinler. Yani 44 günlük serüvenini anlatıyor. Anadolu Efes cephesinde herhalde o filmi örnek verebiliriz. Galatasaray cephesinde de Anadolu Efes galibiyet al desek yeridir Galatasaray. Yani bir Anadolu Efes gibi top oynayıp Ergin Aşal Ataman dönemindeki gibi bir galibiyet al diyebiliriz. Maç görüşlerinin nelerdir? Yani Galatasaray'dan sezon başı beklediğimiz performansı ana patlamayı bu maçta yaptı. E, Mitrović hoca yani bizim çok eleştirdiğimiz e, bazı şeylerden ufak ufak. Yer yer vazgeçtiğini gördük. Yani çok antal bir beş oynamaktansa işte Buğra'nın olduğu dakikalarda oldun İsmet olduğu dakikalarda Radebul'un olduğu, Kısa'ya baskının sürekli olduğu önemli bir oyun oynadı. Ama Anadolu Efes'in düşüş trendi Euroleague maçından sonra kırılganlığı devam ediyordu. Burada biraz işte Erdem Hoca'nın maç önü röportajı çok iyiydi o yüzden eleştirirken de kendi kendime... Kendimi sorguluyorum o anlamda. Cumhuriyetle alakalı yorumları çok güzeldi bu arada. E, Clyburn tercihi yani ısrar ediyor hoca. Kendi kariyerine riske atıyor. Takımı da e, bu anlamda ciddi sıkıntı yaratıyor Clyburn tercihi. Tabi bu arada bir tercih daha var burada. Ercan Osmani tercihi. Ben geçen sene çok istiyordum Anadolu Efes'i Ercan'a ama... Ercan hiç bu seviyenin oyuncusu e, havası ve tadı vermiyor. Takımın hep eksi yazıyor. Eee o anlamda da ciddi sıkıntı yaşadı. Hoca zaten maçın kontrolü üçüncü periyodun ortasından itibaren kaybetti. Yani takımı toplayabilecek bir e, oyun sağlayamadı. İşin üzücü kısmı e, Galatasaray çok kötüydü. Yani bu noktaya gelene kadar ama e, Anadolu Efes'in safı da bence Galatasaray'ı çok iyi etmemiş Bence Erdem Hoca zaten büyük ihtimalle EuroLeague ve takımın toplamayla alakalı uğraşırken edit işini yapan veya hocaya feedback veren yardımcı antrenörlerin de ciddi sıkıntı yaşattığını düşünüyorum Galatasaray hiç çalışmamışlar tabi de Buğra'nın duygusal maçlarından bir tanesiydi bugün patlayacağı belliydi o da bu maçta Anadolu Efes'e ben ölmedim yıkılmadım ayaktayım mesajını çok net verdi Galatasaray maçın başında Gerald Martin'le 4 numara pozisyonundan dribbling üzerinden oynadı ve boy olan sayıları inanılmazdı o anlamda ilk yarı bittiğinde 1 bölü 12 8 gibi üçlük atmalarına rağmen ikinci yarı üçlükler yağmur gibi geldi. Çünkü Erdem Hoca içeride boyalı alanı savunmaya kalktığı anlarda dört kısalı sistemde bir uzunlu sistemde oynamaya başladığı zaman enteresan olan kişi enteresan olan durum şu. Anadolu Efes'in en iyi savunmacıları dediğimiz oyuncular bile birebir de geçildi Galatasaray'a. bunun karşılığında da Galatasaray net bir galibiyet aldı bence bizim Galatasaray'dan beklediğimiz tavanı yüksek dediğimiz Galatasaray'ın bir iki eklemeyle durumu farklı olabileceğini düşünüyoruz. İşte iki tane transfer işte Yeboah ve Halilovic'i hep eleştiriyorduk. Yeboah Claiborne'u gelince gönderin oradan Kleiber'ni değil transferin neden olduğunu bugün herkese ispat etti. Belki de indeks eğitim en yüksek oyunculardan bir tanesi bugün maç içinde. Yani hiç yanlış yapmadı diyebiliriz. Yani rebound katkısı, top çalma, ceza şutu atması. Yeboğa kariyer maçlarından bir tanesini oynadı. O ağır dediğimiz, hantal dediğimiz Halil de ilk yarı e, potanın altında cirit attı Anadolu Efes'in. E, takım mühendisliğinde sıkıntı var Anadolu Efes'te. Takım kurgusunda, takım olgusunda sıkıntı var. E, bunun nasıl çözüleceği, e, kan değişikliği mi olur, e, oyuncu değişikliği mi olur? E, çok keyifsiz o anlamda Anadolu Efes tarafı, staff anlamında. E, Galatasaray'da inşallah bu maçtan sonra... Gerçekten e, kariyeri ve CVlerinin olduğu gibi e, ligimize e, renk katar çünkü ben sezon başında seninle de çok konuşuyorduk karşıya kadar çıkı beşiktaş ve e, galatasaray ekmasın e, şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu söylüyorduk bu maçta kısmen de olsa bir kıpırdanma olduğunu gördük ama karşılarında da çok kötü bir anlul nefes vardı. Şimdi çete çok acil soracağım yayın kusursuz bağlantı görüyor görünüyor ee, bir. Wi-Fi'den bağlananlar yayında sıkıntı var mı? Bir de mobilde bağlananlarda sıkıntı var mı? Yayının şu an bağlantısını kontrol ediyorum. Bizde kusursuz bir şekilde akıyor. Bağlantı şu an yayın akışındayım da. Akışın sağlık durumunda da hiçbir problem yok. Ya yani Benim kendi tarafımda da çok iyi akıyor. Ee, bilginiz olsun. Bir yazarsanız sevinirim. Bir problem de yok gözüküyor bizde şu anda. Ama chatte yayın, yayında donmalar var diyor. Buran Atatürk sevgimizi engel mi geldi ne oldu arkadaş ya saldırıya mı uğradık yani e, YouTube'da genel yani YouTube'da bir genel sıkıntı vardı e, mobilden donuyor Wi-Fi'den donuyor şu an bizim şöyle söyleyeyim sağ akışın sağlık durumu mükemmel bir seviyede yayının durumu yayın ayarları mükemmel bir durum, durumda donmuyor diyen de var donuyor diyen de var e, yani bizde de bir problem yok yani internetten kaynaklanan bir problem yok şöyle bir şey olabilir belki de ya yani şu an Türkiye'nin her yanında bir kutlama durumu olduğu için belki bazı yerlerde internet çekmeyle alakalı ülkemiz bir problem yaşanıyor olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi maça ben de kendi içinde getireceğim de şunu söyleyebilirim. Ee, sana hatta merak ettiğimiz soru var. Ya Hollis'ın 18.5 dakika oynadığı yerde zaten 18.5 dakika mesela Hollis bu maçta oynar oynamaz herhalde Yani daha doğrusu ben Boba varken Holas'ın tercihi de soru işareti. Yani Erten döndüyse e, Holas, Holas, e, Darius Thompson ve Erten Gazi point kart pozisyonunda 3 oyuncu oluyor. Ki Elajah da var. ikinci top yönlendirici olarak da var orada. Ben Boba'yı bekliyordum. Ben bugün Clyburn'u de takımda olmaz diye bekliyordum açıkçası. Yani tercih etmez. En azından bir kendi kafasını toplasın diye düşünüyor diye düşünüyordum ama Hoca çok ısrarcı Clyborn'u kazanmak konusunda ama e, bu ısrarı belki de Efes kariyerini yavaş yavaş sonlandırıyor gibi duruyor. Genel internet sorunu diğer canlı yayınlarda da oldu. Tamam biz o zaman akışımızı hiç bozmadan hızlı bir şekilde yayınımızı e, yapacağız. Bilginiz olsun. valla bizim elimizde değilmiş. Kusura bakmayın. E, biz gene yayın akışımızı yapacağız. İsteyen daha sonra banttan da izleyebilir, canlı da izleyebilir. E, bilginiz olsun. Yapacak bir şey yok yani 2023'te de. Neyse. Peki Galatasaray cephesine döndüğümüzde şimdi Di Boz transferine konuşacağız birazdan. Değerlendirmesini yapacağız ama DiBos transferine gitmeden önce Galatasaray tarafına döndüğümüzde Mitrovic'in set temposunun yavaşlığını daha önce de bundan önce 4 hafta 4 haftada bunu konuşmuştuk. Takımın işlemi işini konuşmuştuk. 5 ve 4 rotasyonundaki dengeleri bulamadığını, burada oyuncu tanımlarını doğru bulamadığını konuştuk. Corey Walden, Burhan, İsmet ve Radebun'un liderlik almadığını seninle değerlendirmiştik pek çok açıdan. Ama konuşmadığımız, konuşmaya da gerek duymadığımız bir oyuncu vardı. Yeboah. <laughs> yani Climber transferinden dolayı alınmıştı biliyorsun biraz daha Darüşşafaka başta bugün herhalde biraz da hakkını verdi kesinlikle yani maçın başından yani hiç kusursuz oynadı yani 3 numara pozisyonda hatta bugün yer yer Arkan'la 4 numara pozisyonunda da oynadı. Clyburn'la e de 2-3 dakika eşleşti ama e, rebound, alması gereken reboundları aldı ki ilk periyotta Galatasaray 4 reboundla çıkmıştı aslında maçın başında. Rebound problemi vardı Galatasaray'ın. O yüzden de Anadolu Efes biraz yakın gibiydi. E, daha sonra reboundlar netleşmeye başlayınca Yeboah orada biraz daha fark yaratmaya başladığı anda Galatasaray bir adım daha öne geçmeye başladı. Üçüncü periyotta da hem transition hem ceza şutları e, zaten bir noktadan sonra güvenle geldiği zaman, özgüven geldiği zaman yani biz bunu sen de hep konuşuyorduk. Yeboa bu takımda 6. yabancı olabilir. Yani kötü bir oyuncu değil. Ama ana rolde olmasında sıkıntı vardı. Benim ana isyanım Halilovic'ti. Niye Halilovic'ti? Ee, yani Samet Erdigeyik varken Halilovic'e gerek var mı? Biraz daha atlet bir mobilize 5 numara olabilir diye düşündük. Hoca da piken papu olan e, daha ayakları yerde bir 5 numara istedi. Yani gerçi bu Galatasaray'ın son 3 yıldır herhalde pivot problemi bir türlü çözülmedi. Yani her her koçta bir pivot problemi var. Yani e, bir türlü Galatasaray'ın istenilen pivot en son ne zaman oynadı? Kim oynadı? Sen kreviş mi diyordun? En son en iyisi oydu diyorsun. Daha sonrası olmadı. Ya Yeboah bence kusursuza yakın oynadı. Bugün ben bence maçın adamıydı. hiç beklemiyordum cümlenin öyle bitirmeyi <laughs> biraz da. E, ma maçın adamı mı? Çok emin değilim. Bence kritik yerlerden. Yani burada Galatasaray'da bugün maçın adamı çok insan var bu arada seçilebilecek. Ama e, ya bir 3 numara performans alınca etkili 3 4'ten hatta atletik sert performans alınca yay girse Galatasaray ne kadar fark ettiğini görebiliyor. Ya ben ilk yarı şunu söyleyeyim. aslında ilk yarı Galatasaray, ikinci yarı Galatasaray'ı la ayırmak lazım. İlk yarı Galatasaray da şu çok net belli. Yani Mitrović e, bir Genç takım lise takımı çalıştırır gibi ilk yarı, ikinci yarı dış şutun gelmesine birlikte daha akışkan, daha akan bir Galatasaray'ı gördük. Bunu da koçun şuna farkına varması lazım. Düzensiz basketbol ligde en iyi oynayabilecek takımlardan birisi de bu arada Galatasaray. Yani kadro yapısı, kısa rotasyonu itibarıyla Kemir'e çok sıkı tutmasına gerek yok. Bazen bıraksın gitsin gider bu takım. Yani takımın gideceği yerler var. Sadece şunun kararını veremiyorum. Yani maçı içerisinde ikinci yarı itibariyle düşünürken de yayına başladığımız andan beri. Yani Efes mi çok kötüydü? Galatasaray mı çok iyiydi? E, i̇kisi birden miydi? Yoksa Efes değildi. Galatasaray daha da mı iyiydi? Galatasaray da kötüydü. Efes de daha kötüydü ama Ehvenişer olan mı kazandı? Yani bunun ayrımını yapamıyorum. Çünkü Efes tarafını konuşma değerlendirmeden çok bu maça dair... Net ışıklar göremiyorum. Yani Pikenrol oynuyor Efes. Galatasaray'ın bir topa baskısı var. Forvet'ten yardım, e, forvet rotasyonunu tamamlamıyor hücum yerleşimini. E, o aksiyen oyuncu var. Erdem Hoca daha farklı deneyişler yapıyor. İşte Salih, Melih Tunca maçın gideceği yerlerde. Yani maçı kazanmaktan öte de farklı şeyler deniyor Anadolu Efes'te. Genç oyuncu kazanalım. E, savunmada şu ritim otursun. Şu oyuncunun performansı yükselsin gibi. Böyle olunca diğer maç içerisinde sağlıklı değerlendirmeyi de yapmakta çok zorlanıyoruz. Sadece şunu söylemem gerekiyor Galatasaray'a. Galatasaray lütfen bir 5 numara. Galatasaray'a bugün böyle bir Tayrik Jones var bir 5 numarayla e, daha farklı bir yere çevrilebilir. Bugün şunu göster. Tam tavan tartışılır ama çıkabileceği nokta en azından gösterdiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. E, bu lig bu sene her şeye gebe herhalde Özgür abi. Kesinlikle yani C segment takımlar B'leri yeniyor. B'ler A'ları yeniyor. B'ler kendi aralarında farklı yenip yeniliyor. Çok değişik yani ve yani bunu konuşacağız bu hafta yani bugünkü programda ama Ekim ayı itibariyle basketbol Süper Ligi'nin basketbol kalitesi geçen yani kadro kaliteleri daha iyi ama oynanan basketbol daha düşük bu kesin. O yüzden de e, herkes her şeyi yapabilir bu anlamda net net oynayan takım yok. E, senin söylemine ek olarak şunu söyleyeceğim e, Galatasaray mı daha iyiydi, Anadolu Efes mi daha kötüydü ama e, o net değil ama Galatasaray çok motiveydi maça evet. çok motiveydi. Yani e, bu çok önemli. Tam kötüsün o bu ama maçı çok istediler. Anadolu Efes'te Erkan dışında isteyen oyuncu yoktu. Yani gelmek isteyen oyuncu yoktu maçı. Buna genç oyuncular da dahil. Onlar da zaten sudan çıkmış balık gibi oynadılar. E, genel bir kaos sıkıntısı var Anadolu, Anadolu Efes kısmında ama Galatasaray'da Göksen'in e, Buğrağan, İsmet, İsmet'in hele iki tane üçlü var. Çok kritik yerde maçı kıran üçlükleri attı ve hiç el titremedi. Mitrovic hocanın da bazı yaptığı yanlışları bence geçen hafta belki de hasta olunca maçı televizyonda izledi. Sakinleşmesi belki de onun için iyi oldu. Fenerbahçe maçını izlemesi. Şöyle bir ayrım yaptı. Buran oynuyorsa yanına bir tane savunmacı gardla oynayacağım dedi. Bu, bu güzel bir hamleydi. Radebu oynadığı zaman da Buran veya e, yer yer e, yani ile Buranı döndürdü. Yanlış söyledim. İsmet'le de Koribold'unu döndürdü. Yani birisi yumuşak iki e, kısa bir iki tanesi de daha sert daha e, statik e, oyuncular. Radebu'nun e, sürekli dalışı ve e, driplingi üzerinden sayı bulmaya çalıştı. Radebu'yu da kazanmaya çalıştı o anlamda. Bence Mitrovic hocanın yaptığı yanlışlar vardı. Bizi en çok eleştiren bizdik. İlk i̇ki hafta galibiyet gel geldi. Sonrası iki muhalibiyet geldi. Lise takımı savunması yapıyordu. O yüzden de takımı herkes birebir de geçiriyordu. Bugün hiç kimse birebir de geçilmedi. Aksine böyle biraz böyle sivişli bir e, birebir savunması ve böyle one and box gibi bir savunma da yaptı o anlamda. Orada da çok başarılı oldu. Anadolu Efes'i orada da çok bozdu. Ve oyunculardan da istediği katkıyı aldı. Bugün 9 oyuncu net skora da katkı verdi. Ya yani bundan iyisi. Şamda kayısı yani Galatasaray açısından önemli bir galibiyet yani. Şimdi hatırlatma yapalım. Eğer ekranınızda donmalar oluyorsa bizden kaynaklı değil. Türkiye genelindeki internet takımlarından kaynaklıymış. Ama sanırım şu an arkadaşım da yazdı. Bir süredir e, internetlerde takılma olmuyor diye umut ediyorum. Takılırsa da yapacak bir şey yok. Biz aynı akışta devam ediyoruz yayınımıza. Daha sonrasında banttan da seyredebilirsiniz. Ama bizden kaynaklı bir problem değil. Şimdi chatte güzel e, yorumlar vardı. Oradan biraz chat, chat okuyarak gideceğim. Erdemcan vazgeçmiyor. Yönemezse vazgeçmiyor olacak. Örneğin Howlitz herkesi kazanamaz. Bu herhalde hepimizin, senin, benim, işte Kerem Yılmaz'ın Anadolu Efesyonuculuğu, herkesin katıldığı nokta bu. Yani Erdem Hoca'nın herkesi kazanmaya çalışması ve kimseyi kazanamaması. İşte Zaten e, acırsan acınacak duruma düşüyorsun, durumuna düşüyor aslında Erdem Hoca. Bunun tam yani biraz ambiyane tabirle söyledim. E, herkesi kazanmaya çalışıyor. Kazanamadığı noktada da e, kontrolü kaybedip kendisi zor duruma düşüyor. E, en büyük hatalardan bir tanesi bu. Ya aslında biz, biz böyle kendi aramızda konuştuğumuz anlarda şöyle bir durum vardı bunu böyle dillendirmek hoş mu bilmiyorum ama ya e, başarılı olmayan takımı ben başarılı yapabilirim egosuyla hareket etmesi belki de onu çok zorladı. Tabi oyuncuları gönderemedi büyük ihtimalle 2-3 tane e, net oyuncu eski oyuncuların olmasıyla alakalı e, yeni oyuncuları da buraya adapte ederim gibi düşündük. Bence mantık güzel bir mantıktı. Güzel bir matematikti ama Günün sonunda e, eski yıldız oyuncular yeni gelenleri de dibe çekti. E, Ahirette ciddi bir bozukluk var. Hoca da yani sağ kenarında yani vücut dili çok kötü gözüküyor. Bir ara zaten son 3 dakika benim gördüğüm kadarıyla kameranın çektiği açılarda artık e, taktik vermeyi bile bıraktığını gördüm bazı durumlarda. Serhat Polat demiş ki saçlar harika olmuş. Saçların nasıl olmuş abi sana söyleyeyim mi? FIFA'da falan oyuncu yaratırsın böyle orada bir saç modeli vardı. Şuradan şöyle ortaya ikiye yatırıp risksiz şu an önüne de düşmüş ya. Tam FIFA 2020'de yaratılan <laughs> bir oyuncusun. Ee, ne oldu da kestirmeye karar verdim uzun saçlarını? Şimdi benim saçlar çok ince telli. Ee, enseme yapışmaya başladı. Çok uzamaya başladı. Ben de toplamayı bilemiyorum doğru düzgün. Ee, geceleri de uyuduğum zaman terli, terlediğim için ensemde sıkıntı yaratmaya başlayınca dedim ki ben bu saçları kestireyim yeter. Kendi saç egomu tatmin ettim deyip hatta Mustafa'ya da buradan selam olsun berberime. İki yıldan beri ilk kez geldim dedi. İki yıllık parayı alacağım senden dedi. Her ay gelmen gereken parayı vereyim sana, dedi. alayım senden dedi. Kısa kestir yani kısanın uzun olsun dedim. O da böyle bir şey yaptı. Ben bir şey söylemedim saçlarıma bu arada. Çok ince telli olduğu için önüme düşüyor. Öyle bir sıkıntı var benim çocukluğumdan beri. Blandax ekranında çıkabilirim. <laughs> Şimdi Dibos transferi konuşacağız. Şöyle son bir chat'i bitirelim. Yorumlarda ne var ne yok diye. Ee, Ulu Uçula demiş ki Erdemcan iyi bir insan ama olmadı. Acil antrenör değişikliği lazım. Ruh yok takımda demiş. Erdemcan gönderilir mi demiş. Erdem Hoca ya yani gö gönderil, yani şey Yunus Emre Meydan demiş. Gönderilir mi veya bir süresi ne kadar olur koç? Bekliyor musun böyle bir yani bir ben iki tane var. daha Euroleague maçı bekliyorum. Ama o iki maçta da mağlubiyet olursa Aralık ayını zor görür diye düşünüyorum hoca. Ya daha doğrusu hoca kendisi istifa eder. Ee, Anadolu Efes gibi kurumsal şirketlerde hocam olmuyorsa olmuyor derler. Tutup da e, yani duygusal bakmaz Anadolu Efes kulübü. Yani öyle bir şirketin duygusal bakacağını düşünmüyorum. Eğer istifasını verirse dur hocam nereye gidiyorsun demez e, o anlamda. O yüzden de hocanın eğer iki mağlubiyet varsa kendisi istifa edeceğini düşünüyorum ben. Eda demiş ki Erdem Hoca kendisi vazgeçmiş gibiydi bu akşam. Ya Erdem Hoca'nın vaat ettiği oyunların dışında Erdem Hoca'nın vaat ettiği bir e, başka bir şey var. Vazgeçmeyen, savaşmayan. Yayının başında cumhuriyet için konuşurken e, yere düşen, düşer yere düşüp kalkabilenlerin kurduğu bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyet demiştim. Erdem Hoca da e, efes için yani düşsek de ayağa kalkarız vaadini her yerde söylüyordu. Keza bizim yayınımızda da söyledi ama ya yani düştüğünde kalkmaya geçtim. Düştüğünde daha da bana tekme atın diye zevkten yerde kahkaha atan bir takım görüntüsü var. Yani öyle bir olimpiyakus maçı vardı ki rezillikle adlandırılabileceğin çok kötü bir basketbolun oynandığı bir yer vardı. Bugün yani gözlerini kapat veya gözünü kapatma söylemesine Anadolu Efes işte Euroleague belli bir bilgilendirme verilsin. Hiç basketbol ilgilenmeyen birisine. Desinler ki takımlardan birisi Euroleague'de oynuyor. İşte son 5 sene ikisinde Euroleague kupası var. Şu anlatılsın oyuncular şu maaşta şöyle falan fistan. Diğer takım anlatsınlar. Şamp Şampiyonlar Ligi'nde mücadele Türkiye'nin spor kulübü en büyüklerinden ama basketbola yatırımı ne yazık ki az yapılıyor. Hatta geçen sene takımdan kaçıp, kaçmak, kaçmak için yeniden gelen yapan oyuncu geri getiriyor. Mesela pek çok sorunlu anlat her iki takımın da dersi dersin ki Allah Allah dersin ya şu kırmızı takım herhalde sorunlu ol, sorunları daha şey olan bir takım daha az bütçe yatırmış takım falan dersin. Bugün öyle işte öyle bir oynadı ki Galatasaray yıkmaz. Anadolu Efes galibiyet alma dememi bu yani e, bilmiyorum Galatasaray adına bence keyifli bir akşam. Buradan ders alabilene çok güzel derslerin olduğu yine tıpkı Manisa maçı gibi bir akşam. Ama Anadolu Efes içerisinde de eee Kapıyı çalıyorsun ve kimse açmıyor, cevap vermiyor. Çok zor. Yani bu işi nasıl çözecekler? Ben fikrimi söyleyeyim biraz sosyete kulübü yayında konuştuk. O yarın yayında olacağı için çok spoiler olarak girmek istemiyorum ama ben e, radikal, radikal bir değişim yani bir bir şoklama yapmak zorundasın. Bu ritmi diyette bile bir yerden sonra kilo vermen durur ve bir şoklama yaparsın. O gün hamburger, baklava ne varsa yersin ki vücudu biraz şaşırtırsın. E, Anadolu Efes'te kimse şaşırmıyor çok güzel bir yorum vardı Olympiakos maçında. Ee, Bahçeşehir Koleji'ne döndü Efes. Bu maça bakıyorsun yenilir diyorsun, yeniliyor, kazanır diyorsun, kazanıyor. İş buna döndü. Bir şoklama lazım. Ben e, Clyburn bundan sonra 17-18 sayı ortalama tutturup 5-6 as rebound, 3 as ortalama tuttursa dahi bazen bazı baştan yemeye çalışacaksın. Faruk Bey vardı izleyicimiz. Demişti ki bu aynı oyuncu grubunun ikinci koçu yedirmemek lazım diye yazmıştı Olympiakos maçında. fikir olmakla birlikte koçun da kendi kendisini yememesi gerekiyor. Yani Erdem Hoca'nın da e, neden buraya geldiğine, nasıl buraya ve kazıya kazıya geldiğini bizlere herkese ispat etmiş. O ispat edebiliyor olması lazım. Ben şu an Erdem Can'a dair hiçbir şey görmüyorum. Yani Erdem Can değil de takımın başında herhangi bir koç olsa mevcut durum daha farklı olmazdı hissiyatına bazen kapılıyorsun. Hatta daha iyi de olur. Düşüncesinde olabiliyor insan. Ee, o yüzden neden Erdem Can olduğunu koçun kanıtlaması gerekiyor. Hakkı Öztürk katkınız için teşekkürler. Koç değişikliği loading sadece koç değişikliği sizce Efes için yeterli olur mu? Yoksa kadro değişikliği de şart mı? Ben cevabımı vermiş oldum. Özgür abi vermiş olsun. Cevabım. Yani şimdi biz iki hafta önce e, kadro değişikliği üzerinden konuştuk ama gidişat ikisi birden değişikliğe doğru gidiyor. Yani e, Erdem Hoca'nın işte sezon başı söylemleri akil insan çok güzel bir Türkçe ile beyaz yakanın çok hoşuna gidebilecek taraftarın çok hoşuna gidebilecek cümleler kurması herkeste bir hayal oluşturdu. Ama günün sonunda o oyun sahada olmayınca takımda bir ahenk olmayınca yani aslında şunu vaat etti Erdem Hoca. Evet Ergin Hoca takıma yönetemedi ama Clyburn, Elijah Larkin'i ben yönetebilirim. Buna talibim dedi. Yani bize açık açık söylemedi ama buna talibim dedi. Ama günün sonunda da yani baştan bir uyumsuzluk vardı. Oyuncuları kazanamayınca iş daha da kötüye gitmeye başladı. Ya ben yani bunun hala da erken olduğunu düşünüyorum Erdem Hoca konusunda bir bir ay daha en azından devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Erdem Hoca adı gibi Erdemli bir insan olduğunu düşündüğüm için kendisi istifaydır. Ama öncesinde öncesinde bunu iki hafta önce söyledim. Gene söylüyorum. Claiborne'ün yani sabah e, ilk iş yani eğer tatildeyse Anadolu Efes grubunda e, hemen maaşı neyse bilmiyorum kadro dışı bırakılması ve para cezası uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Güzel. Ee, gelelim. Hakkı Bey'e tekrardan teşekkür ederiz e, katkılarından kaynaklı. Galatasaray'ın hafta içi yaptığı transferi d geri döndü. Önce sen bir değerlendirme yap abi, Sonra ben biraz çünkü uzun konuşacağım burada. Ee, önce senin bir D-Boss transferini değerlendirirsen Galatasaray'a sevinirim. 6 yabancı yani 6 tane yabancı sar Galatasaray'ın şu anda. Birisinden çıkma gibi bir durum söz konusu olduğu belirtilmiyor. Herhalde dönüşüm olarak kullanılacağı konuşuluyor. Ee, söz sende. Ya şimdi d giderken kulübüne para kazandırdığı için pozitif taraflara pozitif gelebilir o anlamda. Fakat e, gidiş evresinde çok keyifli gitmedi. Ama orada da şöyle bakmak lazım. Dibos benim yakın aldığım kaynaklardan son iki ay maaşını alamamıştı. O dönemde Galatasaray maaşları ödeyemiyordu. Hatırlar mı bilmiyorum Galatasaray taraftarları yani geçen sene Kasım ve Aralık ayında maaşlar ödenemiyordu. Dibos da benim maaşımı ödeyemiyorsanız hem de teklif var asfale bonservis üzerinden gitti. Fakat tekrardan yani aslında kısmen de kötü bir ayrılış oldu. Yani eksten next olur mu e, durumuna döndü iş biraz bence. Uğurun e, o, Uğur o konudaki fikri en az bir tur olur. <laughs> <laughs> Sosyete <laughs> kulübünde konuşmuştuk biz bunu geçen hafta en az bir tur eksten next olacağı yönünde. Ama o şu an ikinciye geldi galiba. Yani bir tur gitti geldi. ikinciye geliyor gal galiba. İşte, i̇şte ex bir daha next oldu. Yani bir daha oldu. Tam işte ikinci oldu. oluyor. Biz bir tur olmadı. ikinci tur oluyor bu. Hayır, hayır bir kere geldi zaten yaşandı bitti saygısızca. Gitti. Tamam. Dönmüş oldu. Tamam, işte. pardon pardon ben yanlış saydım. Turu periyodu yanlış saydım özür diliyorum. Ee, ya yani Dibos lazım mı? Yani Radebo'dan çok memnun olmadığı söylemi vardı genel anlamda basketbol otoritesi tarafından. Ee, ben şimdi Dibos ilk geldiği zaman Radebo gidiyor mu diye düşündüm ama bugün oynanan oyuna göre de Radebo'nun bence bir yeri var. Ee, o anlamda da Dibos takıma nasıl adapte olur? Şimdi Dibos da bence yani Buğra'nın, Tuncer'in aynı tipte oyuncularından bir tanesi. Biraz daha farklılık yaratabilecek. Ya da olduğuna Euroleague'den sen söylüyordun teklif mi var? Çünkü bazı takımların gardları yok. Belki ona ait bir hamle de olabilir o anlamda. Biz genelde ne bekliyorduk? Bir üç buçuk numara, bir 5 numara bekliyorduk. Yani Halil Avic'le de devam etmez, Yeboah değişir diye düşünürken. D-Boss transferi hepimiz için bir şaşkınlık vesilesi oldu ama... Dibos da bütün menajerleri vasıtasıyla Galatasaray'ın bütün e, kurmay ve yönetimine geri gelmek istediğini 2-3 aydan beri söylüyormuş. E, sonuçta da söylemini yerine getirmiş şu anlamda. Yani başarmış şu anlamda. İyi oyuncu kesinlikle katkı verir ama Mitrovic Hoca onu nasıl kullanacağını göreceğiz. Şimdi bugün galibiyet geldiği için bazı belki söyleyeceklerimiz çok farklı anlaşılır. Galibiyet her şeyi kapatır Türkiye'de. Ama ben ben bildiğim her zaman konuşmayı özen gösteren bir isim. Bir sağ için anlatmaya gerek yok. Neler yapabildiğini zaten Galatasaray forması altında gösterdi. Ama sağ dışına bakarken Arif Serkan Yılmaz'ın değindiği güzel bir nokta var. Abu Bakar. Bu işin futbol kanadında benzer işi Abu Bakar'da olmuştu Beşiktaş'ta. Hatta kupalara değil değerlere önem veren insanlar değil Abu Bakar'ı Burak Yılmaz'ın gelmesini bile hala sindirememeye devam ediyor. Ancak şimdi ben transfer yapılmasına karşı değilim Galatasaray'da. Mevcut Galatasaray aklının transfer yapmasına karşıydım. Ee, geçen haftaki yayında biraz bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe maçından sonra. Hep mi koçlar suçlu? Mesela genel menajerinin hiç mi suçu yok diye bir soru sormuştum. Kendi kendime. Ee, ya mesela buradan şunu net görürüz. Galatasaray'ı basketbol aklı yönetir ama Galatasaray'da olduğunu düşünen bir basketbol aklı yönetmesi lazım. Çünkü Galatasaray basketbol aklı gerçekten Galatasaray'da çalışan bir basketbol aklı veya Galatasaray'ın ne olduğunu bilen bir basketbol aklı sol taraftaki ekrandaki yazılı olan görsel kepazelini izin vermez. Yani bu formayı giydiğim ilk günden bu yana tutkuyla bağlı oldum Galatasaray'a dönmenin gururunu yaşıyorum cümlesini binlerce on binlerce Galatasaray basketbol şubesine değer veren insana yaşatmazlar, göstermezler diye düşünüyordum. İzin vermezsin en kötü. Çünkü bunun böyle olmadığını sen biraz değinerek gösterdim. Çok değil. Geçen sene bu zamanlar d ilk teklif geldiğinde Galatasaray izin vermediğinde bir buçuk ay değil biz Galatasaray Space yayınlarında Keremler katıldığında da ne bileyim Galatasaray basketbolunu konuşan Twitter hesapları yani bir buçuk ay d suratını, hallerini, maç mı satıyor, niye oynamıyor, takımı yalnız bırakıyor diye konuşuyordu. Yani Bazen kendinizi şöyle koyabilirsiniz. Ben de çok düşünüyorum. Bu yöneticiler biziz. gerçekten salak yerine mi koyuyor yoksa gerçekten salak olarak mı görüyorlar diye düşünüyorum ben bazen. Çok gidip geldiğim durumlarda oluyor açıkçası. ama şunun farkındalar emin olun. d 3 maç üst üste 20 sayı atsın. O d açıklandığı tweetin üstünde tonlarca eleştiri var. Onların hepsi gider. Maalesef de biz de böyleyiz. Yani bazen kendimize de sormak lazım neyi ne kadar doğru yapıyoruz diye. Sağ içine D-Boston'a hiçbir itirazım yok. O Zaten konuşacağız muhtemelen fayda verecek çünkü mecbur oynamaya mecbur bir şekilde geldi Galatasaray'da Galatasaray D-Bost ama ben şu sol taraftaki görselin şu yazılı görselin değer açısından doğru olduğunu düşünmüyorum ve Galatasaray'da bir şeyler değişmeli son olarak da dediğim gibi bugün 20 sayılık galibiyet sen ne diyorsun kardeşim Efes'i yenmişiz 20 sayıyla diyenler çıkabilir 2 gün sonra mağlup olduğunda niye bu takımı eleştirmiyorsunuz bugün diyenler olacağı gibi aynı kişiler olacağı gibi. Ama yani doğru birdir yani. Yenilince de ma mağlup olunca de değişmez. Galatasaray basketbolu ne yazık ki Galatasaray'da olduğunu farkında olmayan insanlar yönetiyor. Ee, D-Boss bu açıdan bilmiyorum yani. Etik olmadı. Bu... Ee... Yani scouting de hani. Başka piyasada oyuncu mu kalmadı? Üç mektup olayına benzemiyor bu ama şuna çok benziyor. Koltuk koruma sevdasına çok benziyor. Bilginiz olsun bir ekleme de İsmet Buğrağan, Radebu Walden çözemediği işi ye bu 5 numaranda Halilovic, Sadık, Gerald Martin, Samet Atlet 0 0 atletizm uzun rotasyonu ve bir kısa eklemesi daha. Bir takım her yıl Ekim ve Kasım ayında biz nasılsa bir oyuncu daha alırız, eksiğimizi görüyoruz diye gidiyorsa o takımın yaz ayı kötü geçmiştir abi. Ve Galatasaray'ın son dönemlerinde her Ekim-Kasım'da bangır bangır eksik bağırıyor. Galatasaray'ın kısa eksiği de bağırıyor. 3 numara eksiği de bağırıyor. Atletizm eksiği de bağırıyor. 5 numarada ve her defasında Ekim Kasım'da Galatasaray buna giriyorsa da burada bir şeyler artık sorgulanıyor olması lazım. Lütfen en azından kendi izleyicimize sesleniyorum. Sadece skor odaklı bakmayın. Bazı şeyler Galatasaray'da bence Galatasaray'ın hak ettiği gibi olmuyor. Bunu da ben böyle ekledim. Yoksa sağ içinde konuşacağız diye zaten topuş. Arif Bey'in yorumu da çok güzel. Eklemek istediklerim var mı abi? Yani aynı şeyleri söylüyoruz. Yani aynı eksende dolaşıyoruz. Ee, kendiyle çelişen bir transfer oldu. Yüzde yüz. Yüzde da koltuk yani. E, gitmemek için yapılacak işler bunlar. E, için bugün esnek basketbolunu uzun vadeye yayması lazım Galatasaray'da. Bu mevcut kadroyu oynat idare edebilmek için o biraz daha lise takım havasından çıkarması lazım. O zaman bu kadro zaten yani sene başında geldi rotasyonuna baktığımızda şu an Efes'in yerlerinden iyi yani daha fazla katkı vereceği de yerli rotasyonu Galatasaray'da evet bunun kıymetini bilerek olması lazım bence maçı bitiriyorum yavaş yavaş e, Ekim ayını dediğimiz gibi normalde her ay bundan sonra şöyle yapacağız ay sonunda bilginiz olsun değerli izleyicilerimiz e, her ay Ay kapanışı yapacağız. Takımlar yapmış? Çünkü bu sene karar aldık her maçı konuşmama. 3-4 maç seçip konuşuyoruz ama her ay sonunda o ay takımlar ne yapmış ne yapamamış. Özgür Yüksel'le dönüp bakacağız. 40 dakika geride bırakmışız abi. Bir beğeni, abone e, isteyelim ben izleyicilerimizden. Isteyim. Sen iste. Yeni ben saç istiyorum. stilimle. Y yeni YouTuber, yeni saç stilimle ee, izleyicilerden hakikaten bir beğeni, abone alırsak çok mutlu oluruz. Özellikle de beğeni butonuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz hızlı bir şekilde devam. Ekim ayının MVP'sini sevgili yeni saç tıraşıyla ve 40 yaşından sonra genç YouTuber olarak aramıza katılan Özgür Yüksel birlikte Marcus Reed'i seçtik. Son maçta da çok etkili performansı vardı ama büyük çekmecedeki bu bu ayki performans hakikaten takdire şayan Yani e, ee, Crawford'dan sonra hangi oyuncu gelse soru işareti bırakırdı. Reed o soru, soru işaretini bırakmadı. Bir de yılın bu dönemleri genelde büyük çekmece 5 mağlubiyetle başladı, 2 galibiyetle başladı. Esas form durumunu daha görmedik çekmecenin. E, ona rağmen Reed e, gerçekten özel performanslar sundu. E, çok koçu bul olduğunu görüyoruz. E, gerçi Özsoy'un hocanın da büyük çekmecede geçen seneki oynadığı basketbol oynamıyor. Biraz daha e, uzunun piken rolü ve kısanın e, daha özgürlüğü üzerinden oynadığı bir oyun var. Reed hem topa baskı kısmen yapıyor hem de hücumda çok elit bir skorer bence. C segmente gelebilecek en iyi oyunculardan birisi gelmiş ki Avrupa Kupası oynamadığı için bu tarz oyuncuları bulmak çok zordur. Ee, hani scout'um diyenlere gerçek scout'luğu göstermiş o Hoca. Ya Hoca'yı çok seviyorum ben her şeyin dışında. Başarılı da <laughs> eee da seviyor. Ancak Ösun Hoca'ya da söylediğim şeyi, Leyner'de daha önce söylediğim şeyi. Bu takımın hücumu değil. Yani şurada 23 sayısı, 2 asist, 24 birini yazıyor ama ben hocaya da demiştim hoca Kendrickle Marcus Reed'den ne zaman savunma verim almaya başlarsın? Senin takım yükselişe geçer demiştim. Biraz onun üzerine sohbet etmiştik hocayla. Burada sayıları yazıyor ama bence savunma katkısı da var oyuncunun. Güzel katkıda vermeye başladı. Birazdan fikstürlerine baktığımızda ne yapmışlar. Takım değerlendirmesine geçtiğimizde büyük çekmece. Ama... <laughs> yani Ekim ayında hakikaten dikkat çeken ona çıkan bir performans sergiledi. Bu arada Reed'le Kendirik var bunlar iyi skorer oyuncular. Savunma katkısı alırsa Büyük Çekmece. Yani küme düşme hattından epey bir uzaklaşır. Ekim ayının 5'ini seçtik. Şimdi Paco Kuruz ne? Paka Kuruz'u Özgür abi seçti. Onu söylüyorum ama yani burada bir ortaklaşa değil. Benim yorumcuma verdiğim bir da ama diğer, diğer hepsinde neredeyse hem fikiriz. Ee, Zorix, Reed, Paco, Kevenu ve Oturu. Ee, Ekim ayının en iyi beşi. Valla ben bugün Oturu'yu izledim de gece evde görsek hakikaten korkarız ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Tam bir karamamba yani inanılmaz potanın üstünde oynuyor. Emanuel de çok iyi bizim yani Manisa'da oynayan Terry de aynı şekilde çok iyi de ee, ama oturu çok başka bir seviye. Yani inanılmaz. Yani zaten e, Avrupa piyasasında olan bir oyuncu oturu. Eğer yakından takip ediyorsanız çoğu e, Avrupalı hesabında Oturu'nun her hafta performanslarını paylaşırlar. Ben söyleyeyim baş... o zaman. O zaman Kuruz'u da söyleyeyim ben. Niye seçtiğimi? 4 galibiyet aldım Manisa ve Ko liderlik ben o hakkında ya. Pardon, çok <laughs> <ben. gülüyor> tamam heyecanla mı bırakacağım sana Kuruzu. Kuruzu birlikte ya, O transfer olabileceğini birkaç <laughs> hafta önce söylemiştim. Çünkü takip ediyorlar. Abi senin bir de mikrofon arkadan sürtme sesi geliyor. Bilgin olsun. Ee, Oturunun yani özellikle İspanya tarafında takibi var. Gider mi? eksikleri var sağ omzundan dönme konusunda karar verme konusunda ancak yani ligimizde 5 numara istatistik yapmak daha kolay bizim ligimizde o yüzden son dönemde 5 MVP'leri daha kolay çıkıyor ancak belli başlı özellikle bu ligin dinamiği bu ligin dinamiğine uygun oyuncular bugün oturuyor al birkaç takıma koy tepede 5 numarada mesela Galatasaray koy emin olun oyun olarak fark yaratacağı bir belli noktaları olacak. Şimdi Paco'yu değerlendirebilirsin abi. Ya Paco'dan önce bence gelecek başka oyuncular var dürüst olmak gerekirse. Ya Paco değişik bir karakter ya Meksika karteli gerçekten lider yani ben de belki duygusal bakmış da olabilirim ki. Ya çok yani duygusal ist bakmışsın ist istatistik olarak ondan daha iyi kesim vardır ama oyun içinde tabi biraz da canlı izlememden kaynaklı da etkilenmiş de olabilirim yani takımını bin, bir nokta yukarıya çıkartıyor yani nazar değmesin o anlamda yani geçen senelikte kalması en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Ee, ilk 7 maçtan sonra 8. haftadan sonra yükselen bir durumu vardı. Yani Derin Russell'a bile basketbol öğretiyor şu anda. Yani ben normalde Derin Russell, Fet Russell çok beğendiğim bir karakter değil oyun tarzı olarak. Ama doğru kararlar vermesini sağlıyor. O yüzden de Cruz ya C segment takımlarda lider çok önemli. Liderin olması Manisa hep artı kazandırıyor. Ya yani senin Cruz tercihin Karanoyu ilk beşe soktu maalesef. Bu arada 4 numara performansı yok. Yani lig şuna dönmüş. Gardlar ve beşler arasında dönmüş. Evet. 50 Yani bulabilmek. Yani senin Paco tercihinle Axel Butel'i maalesef <laughs> kadro dışına ettik ama buraya Axel Butel de eklenebilir. Hatta Butel de Barçişi'yle zaten üç ön oyuncu öne çıkan işlerden biliyorsun ama burada Zorix'i e değerlendirmek lazım. Zorix'i çok erkenden getirdi hemen Petkim Dünya Kupası'ndan önce. Petkim e, Nelson'la birlikte geçen sene Zorix, bu sene Zorix pardon. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle İskandinav veya Letonya oralarda güzel istatistik yap, iyi performanslı oyuncuları iki sezondur getiriyor. Zorix onlardan birisi. Ee, Dünya Kupası'nda da Jagars'la birlikte çok iyi performans sergilemişti. Zorix'in yanına e, Efila'yı da katmak, yani İsrail'de, İsrail'de de kendi skorunu yaratma konusunda iyi bir SG'ydi. İkisini birlikte değerlendirmekte. Zaten direkt skoruna da etkiledi Ali Erpetikim'in. E, tepeye attı kendisini hemen de. Doğru Kadro iskeletini kurmuş gibi duruyor Burak Hoca. Sadece performans vermesine bakacak. Zorix de doğru isimlerden birisi. Yani şu beş... Paco çok emin değilim ama en azından kendi mevkileri için biraz <laughs> hak edilmiş beş gibi duruyor. Gelelim e, takımları tek tek değerlendirmeye başlayalım hızlıca abi çünkü süremizi çok yedik hemen seri bir şekilde gidelim. Fenerbahçe Beko'nun fikstürü ve çıktığı 5 maçta aldığı sonuçlar. Yani Fenerbahçe Beko'yu zaten her hafta düzenli bir şekilde konuştuk o yüzden üstüne ekleme ne yapabiliriz bilmiyorum ama yani benim gördüğümü söyleyeyim. Yerlileri ne kadar kazanırsa Fenerbahçe sezonun sonunda o kadar e, boyu uzamış olacak. Kesinlikle öyle. Bir de ben e, Fenerbahçe'de Basketbol Süper Ligi'nde hoca maçı kazanıp kaybetmek kısmı ayrı bir konu ama hep bir şeyler deniyor ve maçın sonunda da zaten ana planına dönerek yani 3 pilot bir şey deniyor sonra ana planına dönüp maçı oluyor. Ben o yüzden değişik bir şey deniyor bu sene İtülis Hoca o anlamda Dimitris Hoca. E, bugünkü maçta da aynı şekilde ilk yarı hemen hemen e, yakın geçti ama sonrasında hem savunma hem ucunda bazı setleri deneyerek gidiyor. Ya yani biraz böyle küçümsemek gibi gelecek ama basketbol süper liginin şu anda uzak ora en net oynayan takım bir tek karşıyaka yaka maçında onu yapamamıştı. Onun dışındaki hepsini yaptı. Ee, Fenerbahçe şu anda çok ağır basıyor ligde. Ya çok ağır bastığını düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. İtridis'in şu an full konsantre bir Türkiye Basketbol Süper Ligi düşündüğünü düşünmüyorum. Daha çok denemeler yapıyor. Ee, yabancı az buçuk belli olur sene sonunda Plyo Fenerbahçe'nin yarı final ve finali konuşalım için. Ama ben burada şunu çok yani Sertaç Papa Motli'de Papa Sertaç'ın 3. Euroleague özelinde özellikle 3. sırada olduğu çok aşikar. Yani son görüntülü analizlerle anlatmaya çalışmıştım son Euroleague maç sonu yayınında. Ama e, mesela Türkiye'de Sertaç'ın form tutmuş hali sana, sana ekmeği verecek olan Sertaç'ın form tutmuş hali. Tarık Biberov için şut ritminin oturttuğu, hücumunun geliştiği nokta sana ekmek yedirecek nokta o. Gardlarda problemin var. Yani Şehmuz'la o iş olmaz. Yani olmayacağı da çok aşikar bence de mecburen götürülüyor gibi. Yabancı sınırlarınız lig sonunda, sene sonunda Şehmuz'a göre değil, yani orayı yabancı ağırlıklı kullanacaksın. Buralarda bu sefer 3-4-5'in ritimleri çok önemli olacak. Sesliğine girmez ama muhtemelen yabancı tercihi Maud Lee Hayes, Deschampierre bence Kalatis'i kullanacaktır koç orada ama Wilbeck'in de yabancı yerde ya da Wilbeck'in Guduric ve Dorsi hatta Kalatis de Guduric de oraya katayım. Tercih edeceği yerler çok belirli olacak Itudis'in. Burayı anlamdıracak olan bu çeşitli arttıracak olan iş yerliler. Ben mesela Erdem Hoca bugün oynattı ya işte Salih 10 dakika, 8 dakika Melih vesaire. Fenerbahçe'nin de bu işlere bir an önce giriyor olması lazım. Bol 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 yerli oyuncu sürelerinin yüksek tutuyor olması lazım. Çünkü öyle ya da böyle zaten yarı final görecek bir şekilde basketbol Süper Ligi'nde. Problem değil o. Yerli oyuncu büyüte büyüte getirmesi lazım koçuz. Tıpkı George Eriş dönemindeki Fenerbahçe Beko'da olduğu gibi. Sana Fenerbahçe ile ilgili bir Euroleague sorusu soracağım. Çünkü sen Euroleague yayında olmuyorsun Fenerbahçe'nin son olarak da. Oyun mu daha önemli? skor mu şu an? form durumuyla alakalı. Euroleague nezdinde Fenerbahçe. Sezon başlangıcı yani genelde oyunun üzerine durdu ilk 2-3 hafta ama son haftalarda sadece biraz daha skora odaklanmaya başladı. Özellikle de son Bayern Münih maçında. Yani daha net skor almaya çalıştı. İlk 2 hafta veya 3 hafta benim gördüğüm kadarıyla oyunun üzerine çok düşmüştü ama e, son 2-3 haftalarda maçı kazanmaya daha odaklı. Şundan sordum. Geçtiğimiz sene yine bir sene öncesinde D-Boss biz bir senesi öncesini götürünce yine aklıma geldi. Ee, sen tıpkı programı bu dönemde Süper Lig 5. haftası civarında Fenerbahçe oyun için Fenerbahçe şu an kazanıyor ama alarm veriyor. Yani bu buralarda zorlanacak demiştin oyununa bakarak. Bundan sordum yani bu zorlu bir de fikstüre gireceksin Fenerbahçe Olympiakos'la başlayan. Ee, geleceğine dair ne düşünüyorsun? Valla geleceğini Hayes belirleyecek. Yani Hayes e, biraz bir tık daha yukarıya çıkması lazım. Yani guard rotasyonu bu, tavanı bu pivot rotasyonunun da tavanı bu. Yani daha iyisi 5 sayı daha atarlar, 10 sayı daha atarlar. Zaten savunma katkıları net. Hayes çok şu anda çok savruk oynuyor. Geçen seneki oyunundan çok uzak. kötü girdi sezonu. Fenerbahçe'nin nerede olacağını bence Hayes belirleyecek. Güzel. Beşiktaş Emlak Jet Darüşşafaka mağlubiyeti, o yani maçı artık herkes kazanmış, ikisi de kazanmıştı. Devamında bir Tofaş galibiyeti, sonra Bursa Spor'a info yatırma mağlubiyet, Merkez Efendi'yi yendiler ve son olarak da Büyükçekmece'yi yendiler. Şöyle bir şey var, Beşiktaş'ın biraz verilerine baktım gün içerisinde neler yaptı diye. Genellikle 100 pozisyon üzerinden okunur, defans reytingi Beşiktaş'ın 84 civarı. Ya bu mükemmele yakın bir rating bu arada takım olarak. Ama hücumu da pozisyon sayısı da 96. Bu da hücumda eh, çok kont çok da yani kullanışlıdır ama çok da tercih etmek istemeyeceğim bir koç olarak nokta. Beşiktaş'ın maçlarına dönüp baktığı da pozisyon sayısı düştükçe e, Beşiktaş'a yaklaşan bir maç ama yani ben şu havayı alıyorum. Geçen seneki Bursa Spor'a da baktım dönüp çünkü. Özgür abi. Ya çok... Birebir aynısı. Birebir aynısı. Oradan devam edelim. Yani... Yani şimdi Beşiktaş, Emlak Jetli skorlara gelir misin tekrardan? Senden ricam. Bir şey söyleyeceğim çünkü. Şimdi Daçka maçı aslında normalde Beşiktaş'ın istatistik kağıdı olarak kazandığı bir maç. Son saniye üçlüyle yenildi. Tofaş çok kötü durumda. Bence bu sezon e, yani psikolojik durumdan dolayı Bursa mağlubiyeti olduğu bir, yani kabul edilmez bir yani kadro kaliteleri anlamında söylüyorum. Kabul edilmez bir mağlubiyet. Denizli o dönemde kötü oynuyordu. Çekmecenin de iki tane yabancı yok. Şu ana kadar Beşiktaş net bir oy, yani net bir sert takımla oynamadı. Ee, şunu söyleyeyim. 15 asist ortalaması ile oynuyor. Ben de baktım senden önce. Euro Cup'a da baktım. Ee, bir kere top dönmüyor. Beşiktaş'ta ben şimdi iyiyken bunu söyleyelim de sonra kötü olunca niye kötü olduğu durumu olmasın. Bir de ee, Düşan Hoca çok güzel e, yorumlar yapıyor, çok güzel eleştiriler yapıyor ama kendisi dışındaki herkese eleştiriyor. Yani biraz da kendini eleştirmesi lazım. Bir kere top yönlendirici, üçüncü bir oyuncu yok. Oyun sete sete kaldığı zaman ciddi sıkıntı yaşıyor ki büyük çekmecenin iki tane Ivan Brun Brunishma ve e, Alex Perez olmamasına rağmen bence maç içinde yaklaştıkları anlar oldu çekmecenin. Yani Türk oyuncularla ki çekmecenin Türk oyuncularına e, izleyen arkadaşlarımız bilir. İkincilik düzeyinde olan arkadaşlarımız var. Yani onlar da çıkış arıyorlar büyük çekmecede tekrardan. E, beşi de şimdi, e, Matthews, Matt Mitchell, Needham, Berk Uğurlu, e, kısa rotasyon için söylüyorum. Yiğit, Egean'da döndü galiba. Altı tane oyuncusu var. Bir iki üç pozisyonda oynadığı altı tane oyuncusu var. E, bunların içine top yönlendiren oyuncu sayısı Needham, Transition'da yani sete sette değil da karar tercihleri görüyoruz. Son maçta kaybedilen maçta da görüldü. Litvanya'daki maç ki bence çok önemli ders alınması gereken maçlardan bir tanesiydi. Beşiktaş'ın daha yolu var ama bence topu yönlendirecek bir oyuncu ihtiyacı var veya hoca eğer e, hani sen diyorsun ya biraz gelenekselci biraz hoca yaratıcı bir oyuna dönmek zorunda. Pivota hiç top inmiyor. Yani Delgado'ya inmiyor. Delgado'ya inmediği için kısaya baskı çok fazla derecede kısalar zorlamayla şut bulmaya çalışıyor. Herkes bireysel özelliklerine göre gidiyor. İkincisi de Yiğit gibi bir şutörün var. Pozisyon yani onu oynanan set sayısı çok az. Savunma işi bence tam. Yani savunma. savunma ama hücuma baktığımızda Beşiktaş'ın e, tepeden yüzde 25 de oynuyor. Sağ kenar, sol kenar yüzde 33, yüzde 37. Sağ dip yüzde 63, 63, sol dip 12. Yani bir perimetre Gerisi perimetre de bir şut problemi var. Yaratıcılık problemi var. Şimdi Yonan Matthews Polonya'dan beri kendi skor. Polonya'da combo kullanılıyordu. Ama Polonya'dan beri özellikle az falan. iyi bir iki numara olarak. Yani bir top yönlendirildik iki numara olarak. Şimdi Derek Needham bunu sağlamıyor. Derek Needham iyi bir yarı saha basketbolu. taktiksel sadakat. Yüksek bir guard. koçundan ee, konfor alanı. Ama yaratıcı o kreatif oyuncu mu? Değil. Akışı ee, çarkı döndüren bir oyuncu. John Almetius çok dağınık bir oyuncu. Yani zaten e, yani Euro Lig ile arasında kalmış veya şampiyonlar arasında kalmış bir oyuncu. Bitiricilik anlamında problemleri yaşayan. Şimdi Matt Mitchell zaten dış şut yüzdesi olsaydı bugün Beşiktaş'ta değil. E, muhtemelen geçtiğimiz ayın ortası, geçtiğimiz sezon ortasında Euro Lig yapması çok kuvvetli bir oyuncuydu. Hammonds yani o gün şey gibi Hammonds böyle e, elini torbaya sokuyorsun karıştırıyorsun ki ne çıkarsa bahtına. Tamam bir piyango. Yani o gün nasıl bir performans vereceği e, soru işareti. Berkan Keza yani bir var bir yok. İnişleri çıkışları çok yüksek olan oyuncu. Delgado limitleri kısıtlı kaleci. E, çember altını, boyalarını iyi kapatan iyi roller oynayabilen sert bir oyuncu. Rüban problemini çözebilecek. kısaları da e, perde kalitesinde iyi bir oyuncu aslında. Fena değil Delgado'nun. E, alan yaratan ama yani bu işin basketbolda en çok duyduğumuz kelime nedir? Spacing değil mi? Spacing konusunda problem yaşayan bir takım. Yani e, inişleri çıkışları arasında çok problem yaşıyor e, bir takım. Yani Beşiktaş'ın en az bence ki transfer ihtiyacı var. Bence de kesin bir dört buçuk numara kesin ihtiyacı var. İkincisi de ya yani Hammonds'la vedalaşıp bir de kısa rotasyonunda top yönlendirici uzun bir point guard ihtiyacı var. Net sete set oynayabilecek. Mesela bugün <laughs> Anadolu Efes'te Holas'ı herkes eleştiriyor. Mesela Beşiktaş'ta olsa fark yaratır. Ben taş ihtiyacı olan az önce söyleyeyim. Ya Stefan Jovic, Stefan Markovic var evet. tarzı bir, bir numara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü senin zaten full eli bir oyuncun var. İki oyuncun var. Yiğit ve Yonah Matthews. Oraya biraz daha dengeli set temposunu indirip çıkarabilen, oynatabilen akıllı bir oyuncu ihtiyacım var. Basketbol yüksek bir oyuncuya ihtiyacım var. Ha, ceza açtı, o tarz oyuncuların da ceza açtı. kesme konusunda çok büyük problemler yaşıyorlar. E, doğrudur. Ama basketbol IQ'su kenarda yüksek, sağ içinde düşük. O bir problem. Bunu çözebiliyor olması lazım. Ya yani dört numaraya da karar vermesi lazım. Matt Mitchell, perimetre dışındaki bir 3 numara değildir. Perimetre içerisinde boyalana yaklaştıkça verimi artabilen, yüzü dönük sırtı dönük oyunları olabilen, her iki omuzundan da dönebilen 3.5-4 e, üç 3.5 numaradır. Bence 4 numarayı biraz, biraz daha Brady Manek tarzı benzerinde bir e, cezalandırıcı bir 4 numara bulmaları daha faydalı olabilir. 4.5 bulmak kolay değil çünkü. Ama 4 numarayı böyle bulma, bulabilir Beşiktaş. Çünkü bir de elinde delgado var. Yani senin 1-3-5'ini böyle kurarsan, 2 ve 4'ün atıcı olursa o değerli spacing'i sağlayabilirsin. Beşiktaş'ın önünde tek bir kalan bu Galatasaray-Efes maçında konuştuğumuz konu. Yani Galatasaray'dan sonra hani Efes-Fenerbahçe bir kenara bırakıyorum. Ee, hani Özgür abin değerlendirdi o B segment kısmında. Beşiktaş'ın yerli rotasyonu çok kıymetli. Yani Berk, Yiğit sağlam dönmüş Egean e, sertlik için şu an kıymetli bir 5 numara Samet Yiğitoğlu ve bazen içinden iyi bir şeyler çıkabilen Berkan durmaz dört buçuk tane herhalde Kerem'i de, Kerem de katalım Kerem de Kerem'in de şutunu geliştirmesi lazım biraz şu tanıdığımın geliştirmesi lazım ama e, olmazsa olmaz bu iş bu ligde beş tane yabancı takır takır oynamak zorunda Beşiktaş oralarda problem yaşıyor şeyi ayarlamış ama alimpeviç rotasyon sürelerini ayarlamış takımın yani ortalama şu an Yonan Matthews ve Mitchell'a ağırlıklı süre verdiği gözüküyor ama e, baba oyuncular hep 18-25 arasında sıkıştırmış. Bu önemli. Yani Berk de Needham aslında iyi hayal kurduruyordu. Biraz daha Ali Piyev için Bursa Spor'dan biri hayalini kurdu. iki, yani Bursa Spor'daki hayalini kurdu iki isim guard tutasyonu ama yani ne olmuyor tamamen bu konuda? Yani ikisi de aynı tip oyuncu. Transition'da takımı çok hızlı bir şekilde karşı potaya götürebilen ama sete sette kaldığında yani Needham mesela bugünkü o gün yani büyük maçını izledim. 14 sayı attı galiba. Ee, genelde iki kere topu yere vurduktan sonra takımı oynatmayıp kendi şutunu attı. Yani o da tepeden attığı şutlarda birebir de geçemiyordu. Yani geçtiği zaman da küçük kalıyor. Ya biraz da yaşı ilerledi Needham'ın 33 galiba yaşı. Onun da etkisi var belki de. Yani Needham'ın e, süresi 22-23 dakika olması lazım. Ben belki yani Berk de iyi bir backup bu arada. Bu, bu yani büyük maçında 12 sayı attı hatta ceza şutlarını da attı o anlamda. O da bence başarılıydı ama böyle biraz daha kolları uzun biraz boyalı alanda reboundu aldıktan sonra takımı ileriye götürecek belki de sete sette oynayabilecek bir garda ihtiyaç var. Bir de bu garda aldığın zaman da Delgado'yu birazcık kullanmak lazım. Yani top pivota inmeyince kısalara baskı çok artıyor sete sette. Yani kısalara baskı artınca da sete set ucunda yaratıcılık hiç yok Beşiktaş'ta ve bunun çok sıkıntısını yaşayacaklar yani şu ana kadar e, kazanan 3 galibiyet 2 muhalibiyet e, kimseyi yanıltmasın e, Beşiktaş'ın tavanı çok iyi bir kadro e, bu eleştiri şampiyon olma olasılıkları olduğu için biraz da yani Needham ve Berk aynı tip Yani ben, e, ben koç olsam veya GM olsam veya bir şey olsam yani Berk'e oluyorsam Needham'la olmam Needham'la oluyorsam Berk'le olmam gibi bir durum var Cucinski soruları gelmiş valla. Yani Cucinski şu an Japonya'da bu arada takır takır maçlarına çıkıp takır takır oynuyor. Neredeyse double double yakın istatistiği vardı. Ben de geçen hafta içi baktım. Çünkü benzerini ben düşündüm. Acaba Cucinski nasıl oluyor? Çünkü Nedim Yücel'le röportajda yayındayken şey demişti. Sormuştum Cucinski'yi. Ee, yani şunu söylemişti. Cucinski'yi alırken BNXT'den şöyle demişler. Kızın olsa ver tarzı bir benzetmeyle anlatmıştım bunu. Kızım olsa alırım diye çok da seviyor. çok da e, sevdiği bir isim. Ya yani bugün dönüyorum ve geliyorum desene mut yani kuvvet notu alın almak isterler. Onu söyleyelim. Ama bence tam Jucevski de değil. Evet de taktiksel sadakat hakikaten çok yüksek. E, 4 numaradan bir oyun kurucu. E, Alipiyevic'in tepe setlerinde o e, açılış setiydi Bursa Spor'dayken. Oynattığı oyunların hep merkezidir. Pas merkezi istasyonu olarak da kullanılır Jucevski. Ama bence Beşiktaş ana problemi spacing. Cezalandırıcı lazım Beşiktaş'a. O alanı açan. Çünkü rakip küçüldükçe savunması daralmaya başladıkça penetre koridorları kapandıkça bu sefer Metus'un 8 metreden zorlama pull up'larını görüyorsun. dışutlarını ee, dış şutlarını görüyorsun. işte tek triplik üstü şutları görüyorsun. Yani bir de alanı kapatırken kalın bir veya ayak Ayak çıkışları doğru bir 5 numarası olan rakip varsa bir de yüksek şovab koydu mu geçmiş olsun. Kaldı 7 saniye bire bire kalıyor Beşiktaş'ta. Hücumlar tıkanıyor. Sonra yaptığını iyi savunmanın da pek bir anlamı kalmıyor. Pınar Karşıyaka e, lige Petkin mağlubiyetine başladı. Devamında içeride Fenerbahçe ve Koyu mağlup etti. Efes'e mağlup oldu. Telekom'u mağlup etti ve Darüşşafaka'ya da son olarak e, kaybetti. Deplasmanlarda kayıp olan bir Pınar Karşıyaka var. Özgür Yüksel. Erikmek Erik Mekke'nin da maçta talihsiz bir sakatlığı oldu. Yani Karşıyaka'nın daha e, ritmi bulmadı. Bence %35-40 civarında oynuyor. Motive olamıyorlar bence. Maçta bir ahenk bozukluğu var. E, kendi oyunlarını bulacaklarını düşünüyorum. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde çok ileri gideceğini düşünüyorum karşı yakınım. Eğer McCallum'un e, sakatlığında sıkıntı varsa e, oraya da bir hamle gelir diye düşünüyorum. Orada en büyük sıkıntı Darren bence takımın ahengini bozdu biraz. O dönemde de Jalen Brown'u bıraktı. Jalen Brown'a dönünce o da ritmini bulamadı. E, bazen işte altı yabancının olunca böyle konfor alanı geniş gibi oluyor ama oyuncuyu sahaya attığın zaman aynı efekti alamayabiliyorsun. O o tarz bir sıkıntı yaşandı. Karşıca da güzel olan durum şu. Vernon Carey'nin bence rookie krizini atlatmaya başlaması. Pivot e, pivottan gelecek katkı önemli. E, Furkan'ın yer yer e, katkı verdiğini görüyoruz. Sorun orada şu. dört numara pozisyonundan Türk katkısı gelmiyor. Vita Burak'ın üzerine çok e, yük biniyor. Kelim Martin bazen 4 numarayı yedekliyor gibi bir durum oluyor. Bunlara çözüm bulacak Ufuk Hoca. Kadrosu çok elegans bir kadro. Ee, ve bence şampiyonluk adayları. Nasıl bir kadro? Da, elegans. Yani her şey yapı akışkan. Ee, gününde olduğu zaman çok keyif verebilen. Kültü gününde de <laughs> hiç keyif vermeyen bir takım bence. Pınar elegans karşıya diyebilir miyiz ondan sonra? Tabii tabii kesinlikle. O yüzden karşıya kadar bence şampiyonluk adaylarından bir tanesi farkındalar mı bilmiyorum. Geçen sene filan oynadılar ki bence Türk rotasyonunda da bir gelişme var o anlamda. McCullum'un durumu geçen sene de böyle bir sakatlık yaşadı bir ay. O dönem Kenan çok iyi oynadı Jalen Brown'la beraber. Ben çok büyük eksiği yazacağını düşünmüyorum. Zaten McCullum'un bu dönemde çok oynaması taraftar değilim. Ben onun oynayacağı dönemler Mart, Nisan, Mayıs gibi oynamasından yanayım genel itibariyle. Yani şu anda form tutması çok önemli değil. Yani tek sorun Brian Angola'nın yerine öyle bir saf skorer bulunamaması ve topun üçüncü top yönlendirici kısmında, Kellen Martin öyle bir üçüncü top yönlendirici değil de Bonzik olsun gibi e, sayısına gider bir yani sayıp ve pozisyon hazırlanması gereken oyunculardan bir tanesi. Aynı durum Darwin Lillard için de geçerli. Yani böyle dinamik şutundan ziyade statik şutu, diplerdeki şutlarının önemli olan oyunculardan. ikisi de aynı tipte oyuncu. Oyunu kurmakta biraz sıkıntı yaşıyor Biraz zaman lazım. Bir de pivot çok rookie krizine girdi. Onun sıkıntısını yaşadılar. Rebound katkıları çok net olmadı o dönemde. Onun sıkıntısını da yaşadılar. Ufuk Hoca'yı ben çok beğeniyorum. Kesin dokunuşu olur. Yani yeter ki sahaya fokuslansın Ufuk Hoca. Kadro mühendisliği ya Ufuk Hoca'nın şunu söylemek lazım. Kadro mühendisliği olmasından öte bence kolay da vedalaşabiliyor. Yani Vernon Carey Jr. Şöyle biraz daha sallanmaya devam etseydi hemen vedalaşırdı. O kadar ısrar etmezdi, devam etmezdi. Ee, sakatlık elbet kötü ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Eric McCallum şu an biraz da sakatlığı sürecinde muhtemelen Urbanos'lara falan gider. Ee, ama bence verim, yani faydalı bir sakatlık dönemi olacak her iki açıdan da. E, ee, Eric McCallum biraz daha dinlenir. Ufuk Sarıcı karşı da daha ritim bulur, kısaları ritim bulur diye düşünüyorum. Emre Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Karşı konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz demiş. Erdem Güven'in sorusu doğru, güzel. Yani potansiyeli bir yana koyarsak Vernon Carey e doğru profil sizce? Bence Callum Martin transferi de bunu okumak lazım bu arada. Hocanın çevireceği tipte veya o Vernon e Junior transferiyle birlikte bize bir oyun düşündürtmüştü. Bunu sene başında konuşmuştuk. Mevcut oyun şu an o değil. Yani Vernon Carey Junior için uygun bir oyun gibi değil. Biraz oraya doğru evirmeye de çalışıyor. Yani çok erken de konuşmamak lazım. En nihayetinde 5. haftanın sonundayız. Orayı takım yavaş yavaş döndürebilir düzenini. Ama eğer eğer Vernon Kerin o space yaratabilen, pasta dağıtabilen, yüzü dönük oyunlarını da sergiletebileceği bir alan açımı oyuna doğru çevirirse tempo ile birlikte e, koca O zaman karşıya çok silahlı bir takım olur. Ama yine kısaların sadece e, köşe kenar penetreleri ve tepe pek kenrul oyununa devam ederse oraya daha roller dedik dediğimiz 5 numara tipinde, daha keskin bitirici, net çembere saplanan 5 numara bence daha iyi olabilirdi ama onun için biraz erken bir Onu biraz daha ilerleyen zamanda görürüz diye düşünüyorum. Ekleyeceğim var mı bir karşı için? Yok. Manisa. Bu takım macun ya herhalde Arbaç öncesi. Deli götmez. <laughs> <yok oldum. gülüyor> Vallahi <gülüyor> Ufuk Hoca için söylediklerim. Geçen sene de Ahmet Hoca'yı çok gerdik Beşiktaş'ta. Çok eleştirdik. Yani yani Ahmet Hoca'da şöyle bir durum var. Ee, Lokantanın kasiyeri, aşçısı, garsonu ondan sonra meydancısı olmadığı zaman sadece aşçılık işini yaptığı zaman muazzam. Hepsini yaptığı zaman sıkıntı oluyormuş. Beşiktaş'ta geçen sene gördük o anlamda. Ee, Manisa Önemli yani ilk 5 hafta fikstürü kritikti. Şundan dolayı iki tane C segment kendi rakibiyle içeride oynuyordu. Samsun ve Denizli. Düşme durumu olmaması açısından önemliydi. 2 tane B segment takımı Tofaş ve Bahçeşehir'i o anlamda yendiler. Bunlar önemliydi. Galatasaray'ı da bence yeniyorlardı ama o gün biraz Avrupa maçının sıkıntısından dolayı sıkıntı yaşadılar. Yani o gün maçın sonunu getiremediler. Kadro mühendisliği yani yapılan bütçeye göre doğru işti. Roller net yani oyuncuların rolleri net. Kimin ne oynayacağı ne fayda olacağı belli. Bence Türk oyunculardan yani özellikle uzun katkısından yani basketbol severlere Mustafa Baki görürü izlemelerini ve gelişimini görmelerini istiyorum. Niye bunu söylüyorum onu da söyleyeyim 88 doğumlu galiba kendisi. TB'de de yıllarca oynadı ama 10 yıl önce gelmesi lazımmış BSL'e. Yazık etmiş yani bu kadar net bir şutörün daha savunmasını geliştirip bu ligde belki de Euro Cup seviyesinde oyuncu olabilirdi o anlamda. Önemliydi. Yani Ahmet Hoca o anlamda bence doğru iş yapıyor. Şöyle bir durum var. C segment takımsan bu ligde BSL'de erken form tutacaksın. Bu kesin mi? Kesin. İlk 10 haftada da 6-7 galibiyet alacaksın. Sonra da kim ne yapıyorsa bakacaksın durumuna. Çok önemli değil. Çünkü e, çok sert takımlar var. Darüşşafaka, Bahçeşehir, Tofaş. Yani şimdi böyle e, kötü oynuyor gibi gözükseler de çok net oyuncuları var. Yani da, Beşiktaş, Galatasaray e, bunlarla baş edebilmen yani çok zor. E, o yüzden de C segment takımların Ali A'da aynı şekilde bence C segment takım. İkisi de erken form tutup doğru basketbolla e, almaları gereken ilk 5 haftada 4 galibiyeti ceplerine koydular. En azından rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağladılar o anlamda. Oyun üstünlükleri de ellerinde. Yani Ahmet Hoca şunu, şunu planlıyor. 3 atayım 2 yiyeyim. Bence başarılı oluyor şu ana kadar. Yani esas sıkıntı şu mesela bu hafta Portekiz'e deplasmana gidiyor. Porto deplasmanına. Dönüşü hafta Akatlar'da Beşiktaş maçı var. Yani Beşiktaş deplasmanı da değişik olabilir bu arada. Beşiktaş Ahmet Hoca ile bir deplasman maçı keyifli olabilir o anlamda. E, Akatlar'da güzel bir maç olabilir. Güzel bir ambiyans olabilir. Yani mesela bu hafta Portekiz deplasmanı olup içeride Porto maçı olsaydı farklı olurdu ama Portekiz çok uzakta. Yani Amerika'ya bir şey kalmıyor. Yani Portekiz'e gidiyorsun 5 saat, 5 saat sonra da Amerika zaten. O yüzden sıkıntı olabilir o deplasman dönüşü. Yani Güzelte... can... Ahmet Kandemir doğru yerde. Yani Beşiktaş bu bu ya, oraların koçu değil ama buraların tam da koçu. Daha önce kariyerinde de yaptığı işler oralarda daha başarılıydı. Doğru da bir iş yapıyor şu an gaza basarak. E, herkesin hazır olmadığı yerde. Ligde kalma yolunda 3-4 galibiyete ihtiyacı kaldı. Sadece 3-4 galibiyet sonra ligde kalır ki önündeki yani 9-10 yine ligde tutar. Tutar 10 galibiyet. E, yani doğru iş yapıyor. E, Paka Kuruza sahip olmak önemli Emmanuel Terry Yani bir sakatlık durumu yaşanmaması lazım. E, paralarında ödenmeme gibi durum olacağını düşünmüyorum ben Manisa'da. Değil mi? O öyle bir süreç Şu yaşanması. anda yani bilmiyorum da ben 5-6 yıldır Manisa Basketbol Kulübü'nü takip ediyorum. Yani gün sektiği çok az dönem olabilir. Pandemi dönemi de dahil buna. Ya yani bu arada herkese de şunu söyleyeyim. Manisa Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü sadece bu kulüpten değerlendirmesinler. E, bir tane kapalı spor salonu yapıldı. Bir tane havuz yaptı bu belediye. E, oyuncuların yatırdıkları kalktıkları bir kampüs var. Futbol sahaları var. Yani Manisa'da inanılmaz bir tesisleşme var. Yani öyle sadece görüntüdeki A takım gibi düşünmeyin. E, gerçekten çok spor seven bir belediye başkanı var. O yüzden de ben e, bir Manisa'da yaşayan vatandaş olarak kendisine teşekkür ediyorum. Şu arkadaşım şutlayın da çattı. Valla keyif veriyor. Keyif daldırıyor oynadığı toplada. Güzel. Ahmet Hoca'ya başarılı. Güzel takım kurdu. Hakan Demir Manisa'ya gitmez artık diye tahmin ediyorum. <laughs> Hakan Hoca'ya bir sonraki program <laughs> kulüp bakarız kim nereye gidecekti. Daha da netleşir. Oma büyük çekmece. Efes, Efes ma mağlubiyeti, devamlı Telekom galibiyeti, sonra Darüşşafaka ki ya bence çekmece almıştı o maçı onu da söyleyeyim de Darüşşafaka maçı. Ya yani Darüşşafaka şu maça kaybetti gözüyle baksa daha doğru olur. Sonrasında Bursa Spor galibiyeti ve son Beşiktaş mağlubiyeti. E, Alex Perez sakatlanma mevsimi başladı herhalde. Yok ama parmağında yani o normalde ayağında genelde kronik sakatlık yaşıyor. Bir evet. de bu, bu maçta son maçta Evan da oynamadı. Dört numara pozisyonda da sıkıntı yaşadı. İki oyuncunun olmaması tabii Böyle C segment takımlarda sıkıntı yaratıyor. Yani çekmece e, bu sene ezber bozdu iki galibiyetle. ilk beş haftada e, ceplerin iki tane artıyla geldi. Oyunu geliştirmeye çalışıyorlar. E, hala da oyununu bulmaya çalışıyor. Yani Özhan Hoca'nın şöyle bir alameti farikası var. E, senin söylediğin cümleyle. Genelde ayakları yere basan Garun ve geçen seneki pivot neydi o Litvanyalı oyuncunun ayakları yerde olan aklıma gelmedi şu anda. Hayır. Sayus'la evet. oynuyordu. Bu sene Upson'la Pikenrol oynamaya başladı. Bir de 5 yıldır falan beklediğimiz 6-7 yıldır beklediğimiz Emircan Koşuk'la yani bir blok monster yaratmaya başladı. Yani Türk oyuncuların rehabilite merkezi gibi biraz büyük çekmece Onvo. Daha doğrusu Özcan Hoca e, çok önemli işler yapıyor. E, büyük çekmecenin düşme durumunu düşünmüyorum. Ama e, eğer düşündükleri galibiyetler alırlarsa e, bir ekleme daha yaparlarsa senin o Mart ayında, Şubat ayında e, Avustralya Ligi'nden beklediğin arkadaş gelirse belki de playoff'u bile zorlarlar diye düşünüyorum. Yani şu an Crawford için pek çok kişi havalimanının dış hatlar çıkış yerine hazırlamış kutuyu böyle Crawford'da yazıyor orada. Çok takım bir ihtiyacı var. Bence ögüdür. Ee, ben hala 5 numaradan çok emin olmamakla birlikte daha farklı bir pot çember altı dominasyonu yani hatta şey düşündüm izlerken Ahmet Düveroğlu'nu es kaza Bodrum değil de Özsan Hoca çekseymiş çember altında neler olurmuş diye bir düşünmedim de değil ama yani ücreti muhtemelen pahalı gelmiş olabilir Ahmet'in. Ama bir onu da düşünmedim değil. Ya hakikaten sevdiğimden söylemiyorum. O çok yerlici koçlar var ya ama her topu da yabancıya veren. Allah aşkına bir Yesukan'la Atay'la falan bir oynamaya çalışsanız da Leona bakalım ne yapıyor. Görelim siz o zaman. O zaman görelim siz koştuğunuz biri. Nasıl koştunuz bakalım. Kolay iş yani... değil imza atıyor Kolay iş değil. Gerekli saygıyı da göstermek gerekiyor. Hakikaten kolay iş değil. Ya şu an neyse. E, ne oyuncular oynatamıyorsunuz enizdeki yerle. Bence Özen Hoca'yı da o anlamda kıymetli. Yani ligimizin değerli kıymetli farklı iş yapan bir koçu. Hazıra konmayanı ya benim en büyük eleştirim konfor alanından çıkmayı sevmeyen hoca. Sevmiyor hoca. Hani o özellikle karşı yaka deneyiminden sonra. Benim tek eleştirim o. Ama ligimize bir şey üreten veren değer katan birisi yolu battı açık olsun. Sezona iyi başladı diyoruz ama değil mi? Büyükçekmece yine de iki galibiyet. Yani ben standart. Zor yani fikstürü zor bir fikstür bu arada. Evet. Vallahi. Reader, Samsun Spor. <laughs> yani Samsun neresinden konuşacağımızı yayın, yayın hazırlarken nereden tutacağımızı hiç bilmiyorum. Şimdi koç çok uzun süredir. Yani koç değişikliği bekliyor musun? Oradan başlayayım. Beklemiyorum. En azından 5 ben... hafta daha beklemiyorum. Ben 4 yıldır bu önce. takımın başında yani şundan evet. dolayı söyleyeyim TBL'de e, underdog takım kurarak her defasında playoff finali oynadı ve finalde çok dramatik yenilerek elendi e, ve bütün takımını aldığı Türk oyunculara da değer kattı. Şu andaki mevcut oyuncular da aynı şekilde. O yüzden de bir kere altı vefa var o anlamda. Yani normalde Samsun Spor ve İlker Hoca e, ben onları e, Samsung Bad Boys'lar diyordum sert savunma yaptıkları için TBL döneminde. Biraz BSL'ye yumuşak kaldı o anlamda. O da yabancı tercihlerinin düşündüğü basketbola yakın olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 3 tane oyuncu ihtiyacı var Samsung Spor'un. Yani ligin dinamiğine uygun 3 tane oyuncu ihtiyacı var. Öyle söylemek daha faydalı belki de. Ee, ben ya bugün mesela Fenerbahçe maçı konuşayım. Farklı bir şey. 37 değil mi? 83 53 e Ama ilk yarı iki ile girdiler içeri. Ya yani kaç yediğin önemli. 60 sayı diyebilir. yiyebilir. Doğru yanlış denedi. Şimdi şunu çok görüyoruz biz. Fenerbahçe Efes maçına giderken rakipten. Ya bizim zaten özellikle C segmentlerin. Ya bizim nasıl bizim azalması hedefimiz burası değil. Kaza bela bir şey çıkmasın bu maçta deyip hiçbir şey denemeyen de, koçları çok gördük. Ya bugün alan olmasını denedi. İşte 2-1-2 presler denedi. 3-4-3-4 presler denedi. Ya denedi bir şey. Ya. Elinde olabildiğince imkanlar denedi. Bu güzeldi. Ben yani en azından keyif aldım. Dedi ki ha şu an şunu deniyor. Şu an bunu yapıyor. Mesela ben Muhammed'i de beğeniyorum. işte Göktuğu zaten beğeniyoruz. Yani bir iki tane böyle lig için çok uygun asker yerlisi de var. Ama yabancı tercihleri çok problemli gibi duruyor şu anda. Yani o kaliteyi arttırması lazım. Belki bazılarının profil doğru ama kalitede problem var. Yani TBL içinde bile daha iyi... E TBL için daha iyi olabilecek oyuncular var. Bence kaliteyi arttırması lazım Samsun Spor'un. Yoksa hocanın bilerek antrenmandan görüntü seçtim. Harıl harıl antrenman yaptırır. Yani o bakışlarından da belli olur. Yani bu takım aslında günün sonunda diri kalır. Ama diri kalabilmesi için taşıyacak oyunculara da ihtiyacı var oyun disiplinle birlikte. Bence Samsun'un bir iki transferine hakikaten ihtiyacı var. Gibi duruyor. Kesin. Yani bir yabancı özellikle de kısa yabancısı çok top kaybediyor. Beş top kaybı ortalamasıyla oynuyor. Crawford'tu galiba e, attığı kadar da yediriyor. E, ya top kaybı sayısını düşürecek. Biraz da yani e, haftada Efes oynuyorlar kendi sahalarında. Kötü bir fikstüre evet. de denk geldiler. Ama şu, yani şu da bir gerçek. Ligin ilk yarısında 4 galibiyet veya 5 galibiyet almaları lazım. Eğer altında kalırlarsa e, şu anda zaten lamba yanık da e, ciddi sıkıntı yaşarlar düşme durumunda. Ya şu an Bodrum, Denizli ve Samsun en kuvvetli adaylar gibi duruyor. Samsun'un şeye bakması lazım. Şifreyi geçen sene aslında Manisa çok net verdi. Ee, nasıl verdi? Ricky, Ricky Terent, Paco ve Roberson. şeyle. Robertson'la. Üç atıcı. Bu işte parası az olan veya C segment takımları çıkabileceği en tatlı yol. Büyük çekmece. Geçen seneki kadrosu. Yani bu üç atıcı seni mesela Tofaş çok dengesiz alakasız bir kadro ama 3 tane atıcısı var ve 3 atıcısı da BSL'nin ya seviyesinde ya da hemen üstünde sıçrama yapacak oyuncular. Yani buraya umarım Previt de katatta. O yüzden belli bir kalitede, seviyede tutacaktır. Şifre buradan geçiyor. Yani çok öyle 1, 2, 3, 4, 5'i farklı oyun e, tiplemesi analiziyle yapmaya gerek yok. Beşiktaş onu yapar. Galatasaray onu yapabilir. Çünkü oranın bir de Euro Cup ve basketbol şampiyonlar gibi maceraları da var. Yani dinamik kurucu farklı organizasyonları da var. Ama zaten siz 150 binlik, 160 binlik bir oyuncudan maksimum verim alabileceğiniz için yapacağınız en iyi iş atıcılık ve bunu en disiplinli şekilde yapıyor olmaları lazım. Mesela Terent'in top yönlendirici, Robertson'ın hem tamamlayacağım top yönlendirici ki zaten tecrübeydi. Terent yine tecrübe, Paco yine tecrübe. Bence Manisa geçen sene Hakan Hoca'nın yaptığı iş şöyle bir bakılıp incelenmesi lazım. Mesela ben bir kadro dizayn ediyor olsam şu anda oraya çok bakarım. Oradan alınacak iyi rol, rol var bence. Ona ben şunu ekleyeyim. Ee, yani dediğinde kesinlikle haklısın. Bu üç kısanın atabilmesi için iyi de rebound alması gerekiyor. Anosike'de geçen sene rebound kuralıydı. Yanına da Troy Selim Şav geldi. Yani ikisi de reboundlarda monster gibi. Hiç ucum rebound vermiyordu karşı takımı. O rebound alınca transition'a da çıkıyorsun. Sete sete de kalıyorsun. İstediğin gibi aktif evet. de yapıyorsun. Şunu çok gördük. iki yani yıldız dizilim 2-1-2 düzeni şöyle gördük. Tepe veya kenar piken rolleri Anosike'nin short rol devamında ya bitiriyorsa kendi ya da savunma daraldığında sol dip özellikle Mustafa Bağık görür dış şut ters taraftan topsuz katlar. Bunları geçen sene Hakan Hoca'nın oyun temposu düşük biraz daha geleneksel tarz ama yani yerleşim olarak ve topu dağıtımda Anosike'de merkezlerden birisiydi. 5 numara profil olarak. Ee, yani Samsun yolunu oraya doğru çevirebilir diye düşünüyorum. Türk Telekom yani sezona Bursa galibiyetiyle başladı ama tat vermedi. Hatta Türk Telekom antrenman yapmaya başladığı ilk günden beri pek çok kişiye tat vermedi. Devamında da çekmece mağlubiyeti geldi. Bodrum'u mağlup ettiler. Karşıyaka mağlubiyeti geldi ve son olarak da Bahçeşehir Koleji ile oynadılar. Ve günün sonunda Nenat Hoca gitti. Selçuk Hoca geldi. Yani bu 5 Amerikalı ile devam etmez. Birinci onu söyleyeyim ben. Hatta ve hatta bu 5 oyuncudan çıkılacak duruma göre de Belki o buradan çıkan oyuncular Denizli'den de çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Yani buradan ya bir kere ee, Nenat Hoca'nın 5 Amerikalı ile oynama şansı yoktu. Yani bu tarz koçların, e, kötü bir koç değildi bu arada Nenat Hoca. Sadece doku uyumadı. Oyuncular da istemedi bence Hoca'yı. Ver ee, bana orelik. Ver bir tane orelik oynayayım. <laughs> aynen öyle. Olmadı yani. Hatta Nenat Hoca tekrar geçen seneki takımına gitmiş galiba Litvanya'daki orayla anlaşmış. E, Selçuk Hoca geldi. Selçuk Hoca bu 5 oyun yani bu arada Telekom'un gerçekten 5 Amerikalısı da kendi özünde muazzam oyuncular. Bence B segment en iyi 5 yabancısı olan takım Telekom'du sezon öncesi. Üstüne Troy Selim Şav. Üstüne bence kafayı basketbolu yormaya başlayan bir Okben. Üstüne İsmail Cem Ulusoy. Çok güzel isimler. Yani böyle bir şey bekliyorsun. Sana bir şey vaat eden bir takım. Hatta, hatta şampiyonluk bekliyorsun o anlamda. Geçen senede Erdem Hoca ile de bir e, peri masalı var bu anlamda. E, Bunun tekrarı gelir gibi duruyordu ama e, günün sonunda e, Selçuk Hoca geldi. Selçuk Hoca büyük ihtimalle önce bir yabancı tercihlerinde bir iki tanesine vedalaşacak diye tahmin ediyorum. E, kalanıyla da yeni bir oyun sistemiyle tekrardan oluşturacağını düşünüyorum. Yani Selçuk Hoca bu ligin dinamiklerini çok iyi bilen, Avrupa Kupası tecrübesi çok iyi olan. Daçka'ya geldiği zaman sezonun ortasına gelip Euroleague'de bence başarılı olmuştu o sezon. Davut Şafak'ın kötü bir dönemine denk gelmişti. Douglas'la oynattığı bir Davut Şafak'ın Euroleague'de iyi bir dönemi vardı. Aynısını telekomda da yapacağını düşünüyorum. Bundan daha kötüsü olmaz Telekom. Önce bir savunma sertliğini oluşturacak büyük ihtimalle. Sonra bir iki arkadaş adaya veda edecek. Bir de yani yabancılar çok iyi yabancı da hiç kart yok takımda. Yani e, iki tane o Amerikalı Wallace ve sol solak olan Dafi değil de diğerinin ismini hatırlamıyorum. Yani, yani Adam. İkisi de bir buçuk numara sanki. Hatta iki buçuk numara gibi. Net bir gardı yok takımın. E, onun da sıkıntısını yaşıyorlar. Oyunu Okben'den kurmaya başladı bir zaman sonra Nenat Hoca. Aynısını Selçuk Hoca da yaptı. Ama Bahçeşehir e, kadro kalitesi olarak son maça üzerine söylüyorum. E, kadro kalitesi sayesinde e, Telekom'un süplas etti. yani. Kötü bir kadrosu olmayınca Rahat yendi. Mesela bir C segment takımla oynasaydı bu hafta Telekom büyük ihtimalle farklı yenebilirdi ama bahçe e, Bahçeşehir'de olmasıyla net atan bir takımla karşılaşınca e, sıkıntı yaşadı. Selçuk Hoca büyük ihtimalle e, önümüzdeki 2-3 hafta içinde takımı toparlar diye tahmin ediyorum. Şimdi, geçen sevgi şey oyuncu tersleri çok kötü Selçuk Hoca'nın. E, onu belirtmekte fayda var. Telekom kadrosunda da bence genel menajer bütün işini yaptı. Yani kadroyu dizayn etti, kurdu. Biraz hoca işiydi. Hoca görevini yapamadı. Ee, yani şu takım, yani mesela genel menajersi kadro kuruyorsun önündeki gelen listelerle. Yapabileceklerin arasında yap... en iyisi demeyeyim. Daha her zaman en iyisi vardır da. En, yani onun üzerine en kötü 7'lik, 7-8'lik kadroyu kuruyorsun. İşin biraz koş tarafına da bakmak lazım. Uygun koç muydu, değil miydi kısmında. Ee, Selçuk Hoca biraz şimdi savunma o pozisyon sayısını düşürmeye çalışır takımın. Rakip takımın. Orayı öğretmesi lazım. Ama Adams off-screen oyuncusu. Tyrone Wallace bir buçuk onun yanında da böyle bir combo iyi iş yapabiliyor. Bir driplinkçi daha. Geçen sene Fransa'da öyleydi yani. Yanındaki bir diğer oyuncu da driplinkçiydi. Çok rahatlatıyordu onu. McDuffie'den hiç faydalanamadı. Yani McDuffie eee bugün ligde 4 numara olarak da 3,5 4 olarak da yüzü dönük, fulleli, tempolu şut kullanabilen, çemberi tamamlayabilen bir 4 numara. Nenat Cenak bunu hiç kullanamadı. Zaten yani o bölgelerin koçları burada bu tarz oyuncularla çok problem yaşar zaten. Eee 4 numaraya değer katarsa e, fayda olabilir yoksa Steven Ino yani chat'te bile var Ino HF olmaz mı diye. Yani işin orasına baktığında e, ya bu kadroyu oynatabiliyor olmak lazım. Şimdi yeniden sil baştan bir daha göreceğiz Selçuk Hoca neler yapacak. Ama ne natlı dönemde hakikaten bizim bile hiç konuş değer, yani bakmaya değer görmediğimiz bir şeydi. Baktıkça da tadımızı kaçtı. İnsana basketbolu hiç sevdirmeyen bu sadece hazırlık maçları da ha, antrenman başladığından beri yani hiç olumlu sinyal gelmiyordu. E riskli yani geldiği kültürle geldiği yapıyla uzun süreler sonra buradaki yapı birbirine uymayabilir. Ee, bakalım Selçuk Hoca neler yapacak bu? Geçen yani ben ne kadar anlaştığını merak ediyorum mesela Selçuk Hoca'nın. Geçtiğimiz sene bir fiyatı biliniyordu bir görüştü bir takımlarla. Acaba ne kadar anlaştı? Bilmiyorum. Pahalı Market taksi gelir mi? <laughs> ya kopeğin gelebilir belki. Kogaç <laughs> kopeğim bu takımda şu an iş yapar bu arada Neyse. Ali Petkim. Bomba gibi başladılar. Yani Ahmet Hoca'ya söylediğimiz övgülerin aynısını Burak Hoca'ya da söylememiz gerekiyor. Ki yardımcı hocasını yaşadığı bir durum var sezon başından beri. GM, Levent Bey'deki tekrar tekrar geçmiş olsun. Hatta malzemecinin de ha. e, malzemecilerinden veya çalışan personelden birinin daha e, bir kalp problemi oldu. Gal pardon abisi veya kardeşi vefat etmiş. Kötü bir girdiler aslında psikolojik olarak ama takımı bu kenetledi. Mesela Yunus Emre son sırmayı aldı. Yedek gardıydı. O sakatlandı ikinci hafta. Bunu da sıkıntı yaratmadılar. Yani Petkim yani şimdi mesela sen e, pivot alsan, yedek pivotun Mahir Ağabey'i alır mısın mesela? Bir takım kuracak olsan Umutcuğum. Hangi takımı alacağın önemli. Ali Apet kimse, düşünürüm. Tamam. Muazzam oynuyor. Yani istatistik çok dışında oynuyor. Takıma çok efektif oynuyor. Çok pozitif yaratıyor. Zaten Türk oyuncularından katkı alan takımlar bir adım öne geliyor. Zorix gibi çok önemli bir oyuncuyu aldılar Dünya Şampiyonası'ndan önce ki geçen sene mesela Mayıs'a Robertson'un Bosna milli takımından dönüşünü kötü geçirmişti. Ama Zorix e, gelişi biraz da onun yedek oyuncu olmasından kaynaklıydı. Zagars'ın yedeği olmasından kaynaklı Çok yıpranmadan iyi itman yaparak gelmesi çok artı yazdı. E, aldıkları 2 ve 3 numara pozisyonundaki oyuncular eee FNI ve o 3 numara oyunun pardon adı neydi onun da isimleri çıkıyor. Kayritalmaz mı? Kayritalmaz. Yani bir iki yıl içinde Euroleague'de görebiliriz çok değişik bir oyuncu o da. Yani 3 numara pozisyonunda sert bir oyuncu. Matt Mitchell'ın e, yer yer tadını alıyorum ben onda. Böyle David Hawkins tadı alıyorum Ben biraz öyle oyuncuları da seviyorum. Biraz böyle traktör gibi girecek, kalçasını da yiyecek cezasını net atacak oyuncuları seviyorum bunlar hep artı yaptı. Jeremy Simmons ve Peyton Oldrich gibi iki tane yapı taşı olan oyuncuları bence ellerine tutlar ki bu pozisyonda Avrupa Kupası oynamayan bir takımın alacağı en iyi oyuncuları aldır o anlamda. Türk oyuncuları da yani Yunus Emre son sırma var. Emre Tanışan'ı çok beğeniyorum ama çok daha giremedi oyuna. Beliç Kuntker yer yer girdiği anlar oluyor. Mahir Ava'nın keza iyi oynadığı dakikalar var. Tayfun Örülkü'yü almaları önemliydi o anlamda. Ali Ağa, Burak Hoca erken form tutturup cebine dört tane galibiyeti koydu. Kendi sahasında tribünlerle ben bu arada Ali Ağa de tebrik ediyorum. Bütün maçları dolduruyorlar. Çok da keyifliler o anlamda. Muazzam bir iş yapıyorlar. C segment olmalarına rağmen bu tempoda giderlerse biraz da kurum güçlü bir kurum olduğu için belki havaya girince bir iki tane belki de çilek gelebilir Belçin Bey bir çilek hediye eder diye düşünüyorum belki de playoff'u zorlayabilir Petkim ilerleyen dönemde. Ya buradaki az önce bahsettiğim 3 atıcı sistem burada da var. Kayrı Thomas burada Euroleague denedi. Yani de denendi abi bilgin olsun ama onun özel hayatı ne kadar özel hayatına dair iyi bir şey duymamıştım daha öncesinde. Orayı bir öğrenmek lazım. Ee, ama Zorix, FNI, Kayrı Thomas 3 tane atıcı. Bu ligin, bu lig aslında yabancı ama yerli 4 numara sayıyorum ben onu. Peyton Olrich, ve yine ligin dinamine uygun bir 5 numara. en yani az önce dağıtıcı ve toplayıcı bir 5 numara tipinde de. Kısalar atsın 4 ve 5 bu işin ameliliğini yapsın kısmında. Kimya doğru bu arada. Ee, biraz Meriç aktif efektifliği artabilir orada diye düşünüyorum. yani ee, Tayfun e, gitti orada daha tam istenilen seviyede değildi. Muhtemelen Tayfun'dan daha farklı şeyler bekliyordur ama ya Tayfun'u geçen seneki Özcan Hoca'nın kullandığı gibi de kullanılacağını beklememek lazım. Daha farklı kullanacaktı. Sen de benim beğendiğimiz Emre de orada. Yani yerlere baktığında da orada da hani Tayfun 1-2, Emre 4, Small bola dönersen 5'e bile at. Çekebileceğin yerler var. Ee, Yunus Emre, oradaki baskıları arttırabilir. Ya ama ya sezonda şöyle bir. Yani Ahmet demirdi de, Burak Hoca da şöyle. Bugün översin yarın seni pişman eder iki koç. Yani şunun garantisi olmaz. 6 maç üst üste kaybeder. 8 kazanır. 8 maç üstte kaybetmeyeceğin hiçbir garantisi yok. Yani o yüzden e, her zaman konuşurken bir ayağın frende konuşuyorsun. Ancak ya ben ekstra frende basma durumunda yani kulüp olarak şu an zor dönem. Yani şu an basketbol tabii işleri gereği para kazanıyorlar da kolay değil abi. Yani şu an bizim ekibimizden birisi de böyle bir durum yaşansa ne kadar hepimiz konsantre oluruz bilemem. O yüzden e, yaptıkları işe çok büyük saygı duyuyorum ben. Bahçeşehir Koleji. Ya şu fikstür mü diyeyim? Yoksa bir kere şey yani pozitif basketbol. Yani savun şöyle bir şey olabilir Bahçeşehir Koleji'nin soyumu Savunma yapan para cezası var gibi bir şey yazıyor olabilir. <laughs> yani 10 bin dolar keseriz dedikleri için Amerikalılar bilhassa daha fazla savunma yapmıyor olabilir. Ama e, Bahçeşehir'in yolu savunmadan geçiyor. Yani sadece skor olarak da değil. Yani savunma hakikaten sertlik hiç yok takımda. Hiç yok. En sert oyuncu kim? Söyleyeyim Kevin O'Le, hadi Özdemir, 83 doğumlu hadi Özdemir. Ya yani burada da e, hadi bir parantez açmak istiyorum, bunu konuşmak istemiştim aslında. İnanılmaz itman yapıyormuş, yani şu yaşta hala o tempoda oynayabiliyor olması e, muazzam. Bütün basketbolcu kardeşlerinin e, gerçekten e, yani örnek alması gereken karakterlerden bir tanesi. Muazzam bir yetenekli bir oyuncu değil ama çok çalışkan bir adam. Ben kendi jenerasyonda da Tofaş döneminde altyapı dönemini hatırlıyorum. Çok üst düzey yani önüne çok daha iyi oyuncular vardı. Ona rağmen e, çok iyi iş yapıyor. Bahçeşehir konusuna gelince de Bahçeşehir aslında iyi Türk oyuncuları almasına rağmen hiç savunma katkısını Türk oyunculardan olamıyor. Yani Arca'dan o kısaya baskıyı göremiyoruz. Egemen şu son dönem sakat galiba. O katkıyı göremiyoruz. E, Hadi'den alıyoruz. Berkay Candan bazen sakat bazen değil. Sezon başında da e, tam kadro çalışamadıklarından dert yanmıştı Sinan Hoca. Bir kere Sinan Hoca galiba ligin en genç koçu olabilir diye düşünüyorum. E, o yüzden de e, ya her şeyden önce yani Erdem Hoca için de aynı şeyi söylüyordum. Sinan Hoca, Erdem Hoca ve Ender Aslan'ın Ender Hoca'nın bu ligde başarılı olmaları lazım. Yani bu jenerasyonu 80'li jenerasyonlar artık koç olmaya başladı. Yeni gelen arkadaki e, koçların e, artı arkasındaki gelenlerin önünü açması gerekiyor. O yüzden önemli. Bence e, iki tane muhalibi çok ekstra onların da alması lazımdı. Bir tane Hadi Özdemir yorumu gördüm de. Ne yazıyor? Boş. <laughs> Gördüm <laughs> ama az önceki. Bayağı hiç beklemediğim ben de karşılaştım. Valla... Geçen seneden daha iyi kaldırıyor bence bu arada. Onu da söyleyeyim. Daha un, oylamaya... un, var, şeker var, her şey var. Hadi ne duruyorsun? Elva yapsana yani. Şu Bahçeşehir Koleji Organizasyonu'nun başarısızlığı benim hiçbir zaman anlayamayacağım başarısızlık. Para var. Öğretmenleri yok ama en azından takıma var. İmkanlar ee, imkanlar var oynayabileceğin en iyi salonların birisinde oynuyorsun. Her şey var. Bilmiyorum ya Sinan Hoca'nın ya Erdem Hoca da aslında bir profil o anlamda ama ya Sinan Hoca'nın başarması hakikaten önemli bir şeyleri. Hani alttan gelenler için, yapabilecekleri için. Ama ya bu istemekle de olmuyor. Sayede da görmek lazım. Savunma puanı. Ben işi gücü bırakır savunma işine çöz çözüm bulurdum. Yani artık davul zurna mı çaldırıyor takıma birbirine dövüştürüyor mu bilmiyorum ama bir kere sertlikten kaçmaması lazım takım ve savunma. Zaten hücum akışkanlığı yüksek bir takım. biraz da neyse onu söylemeyeyim. Ya da söyleyeyim. Tam yetki Sinan Atalay'da olması lazım. Sinan Hoca'da olması lazım. Tam yetkin. Her şey. Yani hissettirilmesi lazım bunu. Onu söyleyeyim. Hakkı Bey'in bir katkısı vardı az önce. ligdeki en iyi yerli hoca kim şu an sizce diye. Ama işte formda diyelim. En iyi demin de formda diyelim. Ahmet Kandem ile Burak Kocadır. İkisinden biridir. Evet. Şu an ikisi de en formda olan. Takımı, yani daha doğrusu takımlarına şu an en e, adapte olmuş, en iyi yönetebilen ilk koç şu an Ahmet Kandem ile Burak Hoca. Kasım ayında değişir mesela. <laughs> yani güvenemiyorsunuz, yani çok emin olamamakla birlikte. Şu an ikisi o. Bursa Spor. Zulok kalır noktalar yani mı? Beni... Bugün galip geldi. Niye kalmasın ki? Yok. Yani sezonu al... tamamladı Ha sezonu, valla sezonu bütün oyuncular için geçerli. Herkes tamamlayamayabilir. Ocak ayına bakmak lazım biraz. Ocak ayından sonrası sıkıntı. Alacakları galibiyetler önemli. Yani şunu söyleyeyim bir kere ben Bursa'dan beklentimin çok üstünde galibiyet aldılar. Yani o yüzden de tebrik ediyorum. Bu da biraz da Koç başarısı olduğunu düşünüyorum. Linç arsız olduğunu iyice. Yo <laughs> beklentimin üstünde ama yani şimdi ben daha bugün Bodrum maçına galibiyet yazıyorum ama birkaç tane maçı mesela Darüşşafaka maçını Darüşşafaka'nın ben yani kadro kalitesinden dolayı alacağını düşünüyordum. Yani beni şaşırttı o anlamda ve tebrik ediyorum. Yani bu biraz da Zudoğ'un başarısı. Ama Avrupa Kupaları onları çok yoracaktı. Yani deplasmana git gel ondan sonra oyna ki bom maçında da yer yer gördük. Bodrum gerçi bugün dört yabancı ile oynadı galiba. Bir tane yabancısı sakattı. Ama bu galibiyet önemli. Üç galibiyet çok önemli. Her şeyden önce. Bursa önemli bir camia. Belki de bu kabuk değişimi onların ilerleyen dönemlerindeki başarılarının belki de ana nüvelerinden bir tanesi olacak. Öncelikle Ömer Utku kardeşimi tebrik ederim. Bu da 2'de 0 attı. Her geçen hafta azaltıyor. <laughs> bir sonraki hafta 0'da 0 sıfır gibi bir şey olacak. Takım <laughs> atmadıkça kazanıyor takım. Ya Bursa spor yönetimi çıkıp dürüst olması lazım. Şimdi Özgür Özgür abi bunu söyledi için işlendi ama takım ne takım? Birlikte bu sene geçiş sürecindeyiz. Kalalım takım mı? play ucundan yakalarız takım mı? Hayır biz önceki seneler gibi 4 5 oraları yapan o underrated kavramını içine içini dolduran takım mıyız? Ya ligde ortalama, şampiyonlar ligleri ortalama bir takım olmak istiyoruz grupta. Ne takım olduğunu söylemeniz lazım. Şu an taraftar tepkisler çekildikleri için kaçak dövüşüyorlar. Başka kişiler daha cesur davrandı e, de ortaya çıkıyorlar hemen. Önce bir karar vereceksiniz. Taraftarı da yalan söylemeyeceksiniz. Takım çok net. Ocak ayında maaş problemi yaşamazsa Playoff'u ucundan zorlayabilecek bir takım. Bir küçük, bir iki küçük böyle ekleme çıkarma yapılırsa. Oyuncu geliştirmesi yapılabilirse. Ama oynanılan basketbol Zudo'a çok saygı duymakla birlikte kendisini bir anda aşağı tarafta bulabilecekti. Yani bugün sahada oynanan basketbol, alınan skolun arasında farklar var. Ve e, oyuncu yapısına çok uygun değil. Ben o yüzden Zudo'nun yani playoff isteniyorsa ya bazı şeylerden vazgeçip takımın yapısına göre oyun oynatması lazım. Çünkü takım ona gelsin istiyor. Gelen oyuncular var ama ya yani bu oyuncuların hepsi gelmez. Maaşı gününde verirsen gelir. Vermezsen artık krizler kendini oynamaya başlamalar. Bir sonraki transfer için kasmaya başlayanlar çıkar. Bunlar çok Türkiye Ligi'nin olası problemleridir her zaman. Aşağı tarafların. Ama öncesinde dürüst olmak lazım. ben bir geçiş senesi olarak kabul edilmesini playoff olmasa da bile veya playoff'tan uzak kalınsa bile en azından düşme hattına uzak kılınıp bazı oyuncuları ve e, bu geçiş sürecinde sallantıyı engellemesi gerektiğini düşünüyorum Bursa Spor'un. Çünkü Bursa Spor lazım. Herkese lazım. E, çok sağa sola bağırıp çağırmadan bu seneyi en az hasarlı atlatması lazım Bursa Spor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani 8 ile 12 arasındaki olan her türlü sıralama çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum Bursa için. Yani kendi sağlarına da muazzam bir taraftar kitlesi var yani. Ama takımı takım dürüst, yukarıya. Dürüst olacaklar. Yani taraftar şu bu de, net. Kendi işlerinde konuştukları şeyi de taraftara söyleyecekler. O zaman dürüst ol, O zaman bu takımı kenetlendi daha ileri gidecektir. Daha farklı şeyler konuşulabilecektir. Şu an çünkü başka başka hype'lanıyor takım. Gerek yok. Ee, bir günün sonunda ya biz çok Ekim Kasım çok iyi girip de Mart-Nisan'da kaybolan takım da çok gördük. Ee, Ocağa kadar hiç var olmayıp bir anda Şubat'ta 8 maç üst üste kazanıp ligde her şeyin tozu dumanı atan takımın da çok bu basketbol liginde. Yeni yıldan sonra başlar her şey. Ee, Bursa Spor'un oralarda ayakta kalması lazım. Şampiyonlar liginde de çok da yemeden. Yani şimdi genel inşileneceğim büyük ihtimalle de Konya geçen sezon ilk 5 maçta 3 galibiyet aldı. Evet. Ki yabancı kadrosu da e, Ediler falan vardı. Alex Perez'ler vardı. Bursa'nın bir diğer takımı. Tofaş. İnanılmaz kötü gidiyorlar ve inanılmaz kötü oynuyorlar. Yani inanılmaz ya. Şöyle bakalım abi. Özür dilerim. E, Samsun'u yendin. Zaten siklet farkı olduğu kağıt üstünde bilinen. Ama pilof yolundaki direkt rakibinden birisinin 15 sayı farklı kaybettin ve ikinci maçta avarajı alamamayabilirsin. Yani 15 sayı önemli bir durum orada. Denizli yi yendin. Yine düşme attın adaylarından birisi. Kendini biraz orada rahatlattın gibi duruyor. Ama mesela Manisa senin o playoff bandına sıçracak o senin ortasına geldiğindeki takımlardan birisiydi. Mağlubiyet. Petki mağlubiyet. Ha iki takım ligin şu an en formdaki takımı kabul. Ama kadro yapısı olarak Tofaş bence hiç de aşağıda değil bazı konularda. Ama sezon başı söylediğimiz iş abi. 4-5 rotasyonu. Yani kısaları aldın ama bazı oyuncular var ki yani fabrikada işçi olarak çalıştırmasın yani. Yani çocuğa da şimdi ayıp olmasın. Ben her defa aynı şey söyleyeceğim. Hakikaten tevfin menajeri beni bir bulsun. <laughs> Aklıma çok acayip bir iş var. Çok para kazanabiliriz. Ee, sadece PR'e ihtiyacım var. Şakası bir yana Tolga'yı kazanmaları önemli. Mustafa Kurtulduğum'un dönmesi önemli ama Türk rotasyonu istenen seviyede değil. Uzun yabancı da sakatlandığı için Ege Demir'in süresi arttı ama o da yani yer yer artı yazıyor. Ya, onun da enerjisini doğru kullanılamıyor gibi bir durum var. Kısa rotasyon Homosli ile eee Winston ya birisi Euroleague'den geldi. Öbürü de bence Euroleague ayarında bir oyuncu yani bireysel olarak o anlamda söylüyorum. E Provit var. Daha kenarda olanlar var. Dağınacak yabancılar var. Yani eee Şampiyonlar Ligi'nde de yenildiler ilk hafta kötü başladılar lige ve kötü savunma yapıyorlar. Yani enteresan. Sen Aykut Kocaman diyorsun ama Aykut Hoca savunma yaptırır. Orhan Hoca savunma yaptırmıyor şu anda. Çok savruk gözüküyorlar. Aykut Kocaman'ın son dönemi gibi Orhan Hoca. Orhan Hoca'ya şunu söylüyorum. Canım hocam. Artık park eden yukarı çıkıp çok iyi yönetici olursun. Çok iyi yönetici olursun. Çok aklı başında. Ben Orhan'ın yönetici ne mükemmel olur. Ya yani ben de çok klas birisi bir kere insan olarak insan kalitesi çok yukarıda. Henry'li dönemi düşünüyorum, Misliçli dönemi düşünüyorum. Ben ilk öğrenciyken Muhabbet döneminde Eskişehir'deyken e, ee, Orhun Hoca'nın bir tam sağ presleri vardı. Milli takım Topaş Tofaş döneminde. Maçın en kritik yerlerinde bir koyardı tam sağ baskıyı. Benim diyen oyuncu çıkamaz. Benim diye takım çıkamazdı onlarda. O çözümleri yok. Ee, hızlı mola reaksiyonları vardı. İki hücum, iki, iki hücum savunmada, iki hücum savunma, e, iki tane hücum, iki tane savunma. Çok hızlı etkileri olan artı eksi dengeleri vardı. O dokunuşlar yok. Geçen sene playoff serisi görüyorsun. Garda bırak, pick and kısa ne yaparsa. Bugün bakıyorsun, Cassius Winston ne yaparsa. Yani başkaları da yapar ya onu. Ben daha, ben Orhan'ın ismi bana daha çok şey vaat ettiği için. Ee, onu, yani o milli takım dönemi çok kötü geçti hocanın. Oradan sonra da geçen sene çok çıkış yaptığı dönemde de koç kaynaklı değil, takım kaynaklıydı o. Oyuncu kaynaklıydı. Yanıltıyordu pek çok kişi. Şu an oyuncular ritim bulmadığı için Tofaş da çok sallanıyor gibi duruyor. Ritim buldukça iğmelenecektir. Şimdi nihayette kaliteli var ama bu maçta ne kadar iyi oynar sorusun Mae ve Sakiç e, olmaz. Değiştirilmesi lazım orada. Ben aynı Ortalama geçti Ekim ayını Tofaş. E. Eh. Zaten geç ritimde buluyorlar genellikle. Çağdaş Bodrum. Bu arada Denizli'nin fikstürünü falan yapmadım. Zaten hepsini kaybettiler. <laughs> yani o yüzden yapma gereği duymadım. Bu bilginize sunuyorum. Çağdaş Bodrum. Fenerbahçe ve Koma başladı. İtkülis maç sonu dedi ki Bodrum bu kadar da kötü bir takım değil dedi. Devamında içeride e, Efes'i ağırladılar. 3. Üç, son çeyreğe kadar neredeyse kafa kafaya Efes'te devam ettiler ama mağlup oldular. Sonra Telekom deplasmanına gittiler. Yani bu düşmanına vereceğim bir fikstür başlangıcı. Yeni bir takımın sezon başlangıcında. Kağıt üstünde sezon başında Telekom çok hype'lanmış. Zaten Efes zaten Fenerbahçe bu. Dönüyorsun evinde Darüşşafakay'la Şafakay'la oynuyorsun ve kazanıyorsun. Bence işin önemli kısmı bu. Sonra da Bursa Spor. Yani zor bir fikstürle başladı. Onu da belirtmekte fayda var Bodrum'un. Ya Bodrum'un daha tam e, yani, yorum yapacağımız dönem değil bence. Kasamın sonunu değerlendirmemiz gerekiyor. yani kasım maçlarına bir bakmamız lazım. Ama Ahmet Dübelioğlu geldikten sonra oyun daha da netleşti. E, bugün yani Bursa spor maçında da Michael Young sakatlanmış galiba. E, Metin Türen iyi oynadı. Ama karşısında oynayan e, Amerikalı oyuncu galiba yoktu. Ali Begovic çok az süre oluyor. Orada bir iki yabancı değişir diye tahmin ediyorum. Çünkü Bodrum'un ben çok e, bütçesel ve para probleminin olduğunu düşünmüyorum. Orada CEO'yu da gönderdiler bu arada bu hafta. Her hafta biri gidiyor. Ha, onu sorayım sana. Madem sahiçi Kasım sonuna öteledin, Önce genel menajer, sonra idari genel sekreter. Mağlup oldukça evet. birisi gidiyor <laughs> Hayır maç var. kazandıkları hafta gitti. Taçka'ya evet, kazandıkları adam, adam gitti. Yani CEO'yu gönderdiler. <laughs> yani enteresan <laughs> çok büyük bir şirk koşması lazım böyle şeyde. <laughs> çok büyük bir hata yapmış olması lazım. Bilmiyorum ki yani. Enteresan. Çok arada kalmış bir takım. BSL takımı, TBL takımı. Ya yani TBL takımına sanki 3 yabancı kontenjanı daha vermişler artı 3 gibi hava veriyor yer yer. Bazen öyle bir top oynuyor ki Darüşşafaka maçında öyle bir sekanslar vardı ki ya böyle tam İspanya Ligi'nin C segment takımları vardır. Yukarıyı ilk başta bir e, sürpriz mağlup var. Bir iki oyuncu da atar her zaman tepeye. Tam o havayı veriyor bazen oynadığı oyunla. Ya yani maç içerisinde bile dört tane farklı hikaye veriyor. Ben özellikle diğer takımları ne kadar dikkatli olsun Bodrum'a artı bir izlemeye çalışıyorum. Çünkü en kapalı kutu Bodrum. E, ama oyuncu kalitesi yani pek çok açıdan soru işareti var. Ya şimdi burada ya bu arada bu sezon çok enteresan. Herkes gardını ve backup'ını aynı aldı. Ya yani Chris Warren var. Yani yedi can uğru aynı ya. Fizikler falan aynı ya. Çok enteresan değil mi? Ben aynı şey devam işte. etsin. Yani dönsün olabilir farklı bir. Ama BSL yani Ender Hoca da gard sonuç itibariyle bunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani biraz daha uzun, biraz daha sayızlı. rivanı daha net Şimdi kısıtlı kadroyla oyun çeşitliliği çok zordur. A planın kuvvetli bir A planın olursa sistem döner. Bunu bütün takımlar gösterdi biz birlikte kalanların. Yani A planını oturtup oradaki bir problem yaşama ihtimali de yerli oyuncuyla çözme hamlesi olabilir mi? Ama öyle bir yani yaratıcı yerlisi de çok az ki yani onlar yani Hakan Yapar var TBL'nin All Star'ı gerçi. Fatih Can Titis var. Ege Havzadan vazgeçti, oynatmıyor. Bugünkü son maçta oynamadı. Bilmiyorum belki de sakat oyuncu. E Can Uğur Öğüt'le oynuyor. Erkan Erkan Veyseloğlu var, var takım arkadaşı Efes'ten. Yani onu büyük ihtimalle abi niyetinde oynatıyor. Her e an ayırıyor. veteranlar turnuvasına da kaçabilirler gibi duruyor. <laughs> Baba buna bizi sarmadı. Biz veteranlarda oynayalım biraz da diyoruz. Bizim de gidelim diyebilirler dediğin gibi. Haftayı yani... içi biz hızlı hafta sonu ligde olabilir. Ya iki tane yabancı değişmesi lazım. Türk zaten piyasada çok az. Belki ya yani parasal problemleri yoksa Ömer Ömercan İlyasoğlu şu anda lambayı yaktı Türkiye Bence iki ay içinde gelecek büyük ihtimalle. Belki de o gelir diye tahmin ediyorum. Bodrum'un yani düşeceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. E, İlla ki bir hamle ve bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Yani Ahmet Tüveloğlu gerçekten çok ciddi rakama geldi. Yani bunu verebilecek güçlü olan bir kulübün finansal açıdan bir problem yaşamadığını düşünüyorum. Davut Şafak Alaşsa. Vallahi e, Bodrum maçından sonra inanılmaz kötü yorumlar yapıyordum ama Tenerife maçı galibiyeti ikinci yarısından sonra son karşıyaka maçında da yer yer iyi oynadıkları anlardan sonra birazcık fikrimde değişme oldu. Ama bizim seninle söylediğimiz şeye döndü hoca onu söyleyeyim. Yani e, Olman iki numara oynuyor. Yani ikinci top yönlendirici olarak oynuyor. Rakmanlı oynuyor ve Timma'dan da vazgeçti hoca. Çünkü Timma 10 atıyor 20 yediriyor 25 yediriyor ve senin kafanı karıştırıyor. Senin eline mis gibi tot var. E, Mason var. Mekka'nın sakatlanması daha kazanabilir miydi sence Maşa? Tartışılır. Kazanamayabilirdi. Yani maçın sonunu e, McCallum olsa... Özür dilerim. Beşiktaş darüşşafaka maçı Berkan Durmaz'ın hatası ve Avulman'ın şapkadan tavşan çıkarması. Bursa Spor Darüşşafaka. O ara hazır bile değildi Bursa Spor. Tam çok yani ne oynadığını çözmeye çalışıyorsun. Ama o galibiyet. Çekmece Darüşşafaka maçı. Hakikaten ya yani şu 5 maç içerisinde rakibi en çok maç hangisi dersen Çekmece'ye çok gitti an oldu. Maç içerisinde. Bodrum'a zaten mağlupsun. Karşıyaka maçında da Mek yani Karşıyaka'yı 20 20 hayır. Oyun düzeninin değişmesini. planın değişmesini. Çünkü Karşıyaka'nın Darıca'dan Go to guy oyuncuları karşı koyabileceğin en iyi Go to guy oyuncun maça da biraz ritminde başlamıştı. Değil mi? Kaçırmadan başladı hatırlıyorum Mekhanım. Vallahi e, sen Mekhanım'dan okuyorsun. Ben de Yakup Hoca'dan beklentiden kaynaklı ve Duşan hoca ile kavgada yani tartıştıktan sonraki yorumlarından kaynaklı başka şeylere odaklanıyorum. Yani Türk oyuncuların dakikası ve aldığı katkıya bakıyorum yani günün sonunda. Ee, öyle hmm. bir istatistik bayağı Efendim? Türk oyuncu bayağı Türk oyuncular oynuyor işte takımda. Maçta. Ort Ortalama düşüyor. İşte ya <laughs> devşirilirse Türk. <laughs> yani en çok efektif olduğu oyuncusu Lufthansa olduğu göz gözüküyor. Bek McCormick Türk sayılır ikinci yılında. O da belki değiştirilebilir ama pivot pozisyonu çok Türk var ya. E, ee, yani, Muhammed Mekor. var. Abdurrahman. İsmen Türk sayılır. Yani Arap köken Türk sayılır. Meysen var. Tot var. Dört numaralı. Ya meysen, Timma yabancı. Yani Daşka şu ana kadar kötü bir izlenim verdi. Yakup Hoca'nın da bir oyun göremedik genel anlamda. Bu arada ben üç tane isim saydım. Dördüncü isim de Yakup Hoca. Yani hepsinin başarılı olması lazım. Arkalarından gelen e, Türk koçlarının önünü açması açısından söylüyorum bunları. E, fakat e, çok bir söyleme olmadı Yakup Hoca'nın sezon öncesi. Çünkü çok demeç vermedi. Ama hazırlık maçları hep başarılıydı genel anlamda. E, maçları kazanıyordu Darüşşafaka ama e, lig başladığından beri net bir oyun görmedik daha net bir şekilde e, Darüşşafaka'nın. Karşıyaka isimim olarak çok büyük olduğu için galibiyet galibiyettir. E, da biraz kendini bulmaya başladı o anlamda. Erdem Can, Yakup Sekizkök yani iki, iki koçu da çıkar. Hiç çalıştırma bu sene. Herhangi bir no name iki isim koy. Ne kadar farklı işler olurdu. Yani Yakup Hoca at ya ver gardım oynasın. Yani istima'nın peşine takılayım. ben o vaat ettikleri daha farklı. Yani bu yüz diyorlarsa ona göre değerlendirelim. Biz de öyle görelim. Yani ben beklentim daha farklı olduğu için bir yürürlük seviyesi beklediğim için daha detaylı incik incik bakıyorsun ama ya abi biz yani bazen C'de çalışırız güzel para gelirse. Bazen B kovalarız. Zaten A olmaz. Bu tamam. Yani 1.80 olacaksınız 1.80. Biz 2.05 olursunuz diye bekliyoruz ama İkisi de benim için şu an Ekim ayı özelinde iki koçta hayal kırıklığı. Onu da belirtmekte fayda var. Ekim ayını bitirirken bu güzel Cumhuriyet 100. yılımızın gününde puan durumu bu. Günden en karlı çıkan Fenerbahçe oldu liderliği. <laughs> Bir anda. Efes tamam alıp giderken. Manisa 2. Efes 3. Petkin 4. Beşiktaş 5. Galatasaray Nef 6. Bursa 7. Darüşşafak'ı 8. Tekrarlıyorum. Acil play'in getirin bu lige. Daha da renklenir. Tek Telekom, Karşıyaka, Bahçeşehir, Tofaş, Onva Büyükçekmece, Çağdaş, Bodrum, Samsun ve Denizli devam ediyor. Denizli 5 mağlubiyet. Lambayı yaktılar. Onlar hamle yapacaklarmış galiba. Bir iki oyuncuyla görüşüyorlarmış. Yani Denizli'nin 2-3 oyuncu 2 veya 3 değişir tercih ihtiyacı var. Samsun 2 veya 3 Bodrum'un net 2 üstü üstü de tartışmaya açık yani 4 5 diyen de çıkabilirse itiraz etme ama net iki kısaya ihtiyacı var bence BSL'de de ben fark de yaratacak. Ben. BSL'de fark yaratacak bir şekilde. Yani Özsan Hoca'nın ya bence var bir tane oyuncuya ihtiyaç var ama ya yani bir süre daha idare edebilir. Transfer yapmayayım senin ortasını bekleme gücü var. Ee, Tofaş'ın uzun hattının değişmeye ihtiyacı var 4 5 rotasyonun. İki transfer <laughs> ki bir ara 8 9 alacağız diyorlardı. E, ee, yani 12'den itibaren alırsak durum bu çok net transfer diye bağırdıkları transfer yapılacak değişecek. Kasım ayında muhtemelen daha farklı tipte oyuncuları konuşacağımız durum oluyor. Ekleyeceğim var mı abi Ekim ayı performansına takımın? Yani çok şaşırdığımız 4-5 tane takım var genel anlamda performans anlamında, olumlu anlamda söylüyorum. Olumsuz olanlar da var. Daha çok su götürür. Ligin daha yüzde 30 maçın 5'ini oynadık. 6'da 1'i. %18'i oynanmış. 17.5'ü oynanmış. Daha çok var. %73'ü var da 83'ü vardı. O yüzden illaki hamleleri vardır. Önemli olan ödeme dengeleri. Maaşların zamanında ödenmesi. Ben bunun altını çizeyim. Transfer yapmak güzel ama ödeyemedikten sonra da çok keyifli olmuyor. Bir de ben her bütün takımlardan özellikle bir felsefe, bir oyun koymaları. Yani yani Ekim ayını ben çok iyi izleyemedik. Yani çok keyifli izlemedik bence. Yani bir bütün takımları bu eleştiri yapıyorum. Birkaç tanesi Oyun, dışında. Oyunu izleyemedik. Yani o, kötü kötüydü. Yani biz bu ligi pazarlayamayız bu şekilde. E, bu ligin alıcısı olmaz. izlenmez yani Avrupa'da. ACB ligini izliyoruz. Ben İtalya ligini tekrardan izlemeye başladım. Eskiden izlemiyordum. Alman ligini izliyorum. Yani Ulvün yöneticileri Sao Paulo plajında yatıyorlar herhalde. Bir tane daha bulmuşlar bir Brezilyalı. Muazzam adam yani. Muazzam Depal oyuncu. Depalo. Evet. Yani Pivot Williams'ın yani nasıl nasıl bir scout'luk yani? Nasıl buluyorsun? Nasıl getiriyorsun? De nasıl Paolo adam... bilmiyor yani. Paulo ya Brezilya takımını oynamakla bitti zaten eee sağ e, Brezilya play her sene 25'er sayıyla katkıda verir. Scout'ların hepsi biliyor bunu. Kulüpler scout'larla çalışmıyorlar sadece problem. E, yani şunu demeye çalışıyorum. Her, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmesi lazım. E, bütçe performans olarak Takımların çok da e, başarılı olduğu söylenemez. Yani galibiyet sayıları tatmin ediyorsa ayrı bir konu ama e, olaya biraz da oyun gözüyle bakmak lazım. E, bu açıdan çok keyifli değildi. Oyun anlamında çok keyifli değildi. Belki Kasım Aralık ayında takımlar biraz daha gelişir. Oyun yoksa skor alınmalıdır. Ekim-Kasım öyle aylardır ama geleceğe dair de bir işaret görmek istersin. Bazı takımlar yolunu kaybetmiş bir şekilde. Daha sezon antrenmanı ne yaptınız abi bir buçuk, bir buçuk ay Glory jeans de sadece açık bir femek mi yediniz kıvamındalar. Yani bu ligi zaten pazarlayamazsın. İzlenmeyen bir ligden bahsediyoruz yani. Avrupa'nın en süperi diyorlar da umarım federasyon bahis oranlarına bakarak veya bahis yapılma sayısına bakarak ligi en süper olarak görmüyordur. Rezalet bir ligimiz var. Beşiktaş salon dolduramıyor. Ben mesela salon dolduramayan bir takımı yani Beşiktaşlı ol olma konuşmaya bilirim yayıncı olarak yani salonu dolmayan takım neyini konuşacaksın diye diyebiliriz. E dönüyorsun karşıyaka tribünleri fiyat olarak futbol takım olarak belki pek çok para takım belki maç seçiyorlar şu an yok. Tribünler bomboş. Fenerbahçe'nin bugün salonunu görüyorsun. Yani Efes'in organizasyonu çok güzeldi bu arada. Tebrik ederim. 29 Ekim organizasyonu şahaneydi. E Galatasaray bakıyorsun. ya yani Galatasaray gibi camia kendi salonu olması lazım. Aslan Arena sallıyorum gibi. Yani çok sorun var bunun gibi. E süper birlik değiliz, iyi birlikte de değiliz. Bence tam da Ekim ayı güzel bizim fotokopimizi böyle veren birlik. Bu lige çok acil bir play-in. Ee, Challenge girişimleri var sanırım. Dilimde tüy bitmişti bunu da çok anlayamadım. O çok ligin pazar günü falan devreye giren bir Fantezi Challenge bir oyun sokmuşlar. Çok anlayamadım. Ee, gerçekçi, hakikaten federasyon nezdinde o e, Euro Euroleague'de yapıldığı gibi kaliteli bir oyun bu işe yandan eklenmeli. Ee, ve artık ücretsiz biletler mi veriliyor? All gerim, All gerimi yapılacak yabancı. Pazarlamasını yapabiliyor olmak lazım. Ki tabii yapılmak isteniyorsa. Bir yayıncı olarak da biz her hafta daha da daha ligin başındayız. Beşinci haftayız keyif almıyoruz yani ligi konuşmaktan. Yapacağız. bu sezon nasıl bitecek Özgür abi? Orası da soru işareti. Düzenler diye umut ediyoruz ya. Zor abi zor. Zor. Çet, yani... teşekkürler izlediğiniz için. Kapatalım. 2 saatte gelmişiz ya. Şur iki 2 saatte çok da yapacak bir şey yok işte. Ee, yayının başında kopuklar olduğu söylenmişti. Biraz baktım o bizden kaynaklı değil Türkiye genelindeki internet probleminden. YouTube'daki diğer canlı yayınlarda benzer problemler olmuş ama ben yine de özür dilerim sizlerden. Ee, oralarda konuştuğumuz konuları duyamadıysanız 29 Ekim bugün. Daha 100. yıl daha farklıydı ama yine de öyle ya da böyle. Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına bir kez daha ekip adına teşekkür ederiz. İyi ki varlar. Toprakları ruhları şad olsun. Ülkemizde kıymetini bilelim. Birbirimizi sevmiyor olabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, tuttuğumuz takımlarımız, kaşımız, gözümüz ama yani biraz daha fazla tahammül gösterip, birbirimize daha kibar olup ülkemizi daha iyi seve, daha çok seversek bence pek bir problem yok. Ortak payda da buluşabiliriz gibi. Değeni aboneydi sen istedik kapatalım ha. Tamam. Ben de aynı şekilde e, Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar kutlu, kutlu olsun. E, birlik ve beraberlik mesajlarının çok önemli olduğu dönemleri yaşıyoruz. Herkesin birbirine tahammül ettiği, yeni yüzyıllara gittiği, ilimden ve bilimden asla uzaklaşmadığımız bir Türkiye'nin olmasını umut ediyorum. Yani gelecekte çocuklarımıza böyle bir e, ülke bırakalım herkese de iyi geceler. Beğeni ve aboneyi unutmayın sizden ricamız. gerçekten beğeni konusu böyle şakayla karışık söylüyorum ama önemli çünkü bizlerin var olması, yaşaması bunun için önemli. Valla dürüst kanalı... çok da var olamayız yani. Ben üç iş yapıyorum bu kanalı ayakta tutmak için. Yani scouting'in dışında çok zorlanıyorum da hani evli birisi olarak da ligin değeri ortada. Geliştirme yönelik de çalışmıyorlar. Yani böyle önce yayıncılar gibi. Bu arada önce medya gider. Sonra e, ligin tribünleri gider. En son kulüpler gider. Bilginiz olsun yetkililer. Herkese iyi geceler, iyi haftalar. Görüşmek üzere.